Herkese merhaba. Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi Kütüphanesi'nin düzenlemiş olduğu Anamet Kütüphane konuşmalarına hoş geldiniz. Ben İrem Ünal, Anamet Kütüphanesi'nde bilim kütüphanecisi olarak çalışıyorum. Bugünkü etkinliğimizin başlığı Türkiye'de Bizans çalışmaları, yeni araştırmalar, farklı eğilimler. Konuşmacılarımız ise Koray Durak, Nevra Necipoğlu ve Tolga Uyar. Konuşmanın moderasyonunu ise Sema Doğan üstlenecektir. Koray Durak, Nevra Necipoğlu ve Tolga Uyar'ın editörlüğünü yaptığı Türkiye'de Bizans çalışmaları, yeni araştırmalar, farklı eğilimler, Boğaziçi Üniversitesi'nde 2016'da düzenlenen ve aynı adı taşıyan konferansta sunulan bildirilerin makale formatında bir araya getirilmesinden oluşuyor. Türkiye sınırları içinde bulunan tüm Bizantinologları bir araya getirmek, diyalog ortamında yeni fikir ve yaklaşımların değiş tokuşun aracı olmak ve verilerin sunumu yanında analiz ve sentezi teşvik etmeyi amaçlayan bu proje, Türkiye'de Bizans çalışmalarının bir resmini çekiyor ve 21. yüzyılın başında Bizantinolojinin nereye doğru evrildiğini görmemize yardımcı oluyor. Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden moderatör Sema Doğan ve kitabın editörleri arasındaki sohbette Bizans çalışmalarının gidişatı ve sorunları masaya yatırılacak, çözüm önerileri getirilecektir. Konuşmacılarımızla ilgili birkaç bilgi vererek sözü Sema Doğan'a teslim edeceğim. Doçent Doktor Koray Durak, 2008 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünde lisans ve lisans üstü seviyelerde Bizans tarihi, geç antik çağ ve Orta Bizans dönemi edebiyatı ve Orta Çağ'da Akdeniz tarihi konularına dersler vermektedir. Araştırma alanları arasında Bizans-İslam ilişkileri, Orta Çağ Akdeniz ekonomisi, Konstantinopolis'in ticari hayatı, Bizans tıp tarihi ve Bizans'ın modern çağlarda temsili vardır. Yakın zamanda Koç Üniversitesi yayınlarından çıkan Türkiye'de Bizans çalışmalarının serüveni adlı kitabın yazarı olan Koray Durağan, eserleri arasında şunlar sayılabilir. Editör olarak Engin Akgürek ile Bizans döneminde Anadolu, Commercial Constantinople, Cambridge Companion to Constantinople. Profesör Doktor Nevra Necipoğlu doktorasını Harvard Üniversitesi'nde Bizans tarihi üzerine yaptı. 1990 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta. 2015'ten bu yana aynı üniversiteye bağlı Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi'nin kurucu müdürlüğünü yürütmektedir. Başlıca araştırma alanları geç dönem Bizans sosyal ve ekonomik tarihi, Bizans-Osmanlı ilişkileri, 13. 15. yüzyıl Konstantinopolis kent tarihi ve sosyal topografyasıdır. Çok sayıda makalesinin ve Cambridge Üniversitesi Yayın Evi'nden 2019'da çıkan Byzantium Between the Ottomans and the Latins, Politics and Society in the Late Empire başlıklı kitabının yanı sıra editörlüğünü yaptığı kitaplar arasında Byzantine Constantinople, Monuments, Topography and Everyday Life ve Paul Magdaleno ile birlikte hazırladığı Trade in Byzantium, Papers from the Third International Slavic Gönül Byzantine Studies Symposium bulunmaktadır. Tolga Uyar, başta Kapadokya'daki Bizans anıtsal resmi olmak üzere Bizans sanatı, mimarisi ve arkeolojisi alanlarında çalışmaktadır. 2015 yılından itibaren Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde Bizans ana bilim dalında görev yapmakta olan Tolga Uyar, buna paralel olarak 2011 yılından beri Koç Üniversitesi'nin Byzantine Cappadocia in Context adlı yüksek lisans ve doktora düzeyindeki yaz okulu kapsamında dersler vermektedir. Tolga Uyar'ın yakın tarihli yayınları arasında editörlüğünü Nikos Kontogiannis ile birlikte yaptığı Space and Communities in Byzantine Anatolia, Papers from the Fifth International Slavic Gönül Byzantine Studies Symposium ve Carving, Painting and Inscribing Sacred Space in Late Byzantium, Bezirana Kilisesi Rediscovered Architecture and Visual Culture in the Late Antic and Medieval Mediterranean, Studies in Honor of Robert Osterroth bulunur. Profesör Doktor Sema Doğan, lisans üstü ve doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünde tamamladı. Halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi işbirliği içinde Antalya'nın Demre ilçesinde Aziz Nikolas Kilisesi Kazı Başkanlığını, Likya ve Pamfilya bölgelerinde Bizans dönemi yüzey araştırmaları başkanlığını yürüttü. Galatya bölgesi yüzey araştırmaları ve Kelenderis kazılarında ekip üyesi olarak çalıştı. Kapadokya'da Kızıl Kilise, Ayasofya ve Fossati kardeşler,
editörlüğünü üstlendiği Demre Mire Aziz Nikolas Kilisesi, Aziz Nikolas Kilisesi kazıları 1989-2009, Kalon Oros, Antalya Ortaçağ Arkeolojisi başlıca kitaplarıdır. Aziz Nikolas Kilisesi kazıları 2012-2021 ile Aziz Nikolas Kilisesi mimari plastik buluntuları devam eden kitap çalışmaları arasındadır. Son olarak katılımcılarımıza birkaç teknik bilgi vermek isterim. Mikrofon ve kameralarınız otomatik olarak kapalıdır. Sorularınız varsa chat kısmına yazabilirsiniz. Soru cevap bölümünde sorularınız Sema Hanım tarafından konuşmacılarımıza iletilecektir. Şimdi sözü Sema Hanım'a veriyorum. İyi dinletiler dilerim. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu akşam Anamet Kütüphane konuşmalarında Türkiye'de Bizans çalışmalarına yer verildiği için öncelikle Anamet yönetimine ve bu organizasyonu yürüten İrem Ünal'a çok teşekkür ediyoruz. İrem Hanım'ın da belirttiği gibi Türkiye'de Bizans çalışmalarının bu akşam konu edilen 2016 yılı konferansı ve ardından çıkarılan kitap başlıca konuşmalarımızın giriş bölümünü oluşturacak. 2016 konferansı önemli bir toplantıydı çünkü Türkiye'nin önde gelen Bizans çalışanları farklı disiplinlerde bir araya gelmişti ve son değerlendirmeler ortaya konmuştu. Bu nedenle önemliydi ve Boğaziçi Üniversitesi Bizans çalışmaları araştırma merkezince organize edilmişti. Merkezin kurucuları da bu akşam aramızda olan Nevren Niçboğlu ve Koray Durak'tı. Kendilerini bu merkez için de yeri gelmişken kutlamak istiyorum. Çünkü halen çok aktif ve güzel çalışmalar sürdürülüyor. Öncelikle ben sözü Nevren Niçboğlu'na vermek istiyorum. Bu 2016 yılı konferansıyla ilgili bizlere neler aktarmak istersiniz? Çok teşekkürler. Benim birkaç görselim var. Dolayısıyla şunu share screen'le umarım becerebilirim. Evet, herkes görebiliyor mu ekranı? Evet. Evet. Şu tepede bir şey var. Neyse. O, ups. Evet. Tekrar herkese merhaba. Şimdi ekrana bugünkü sohbetimize vesile olan kitabın kapağını koydum ilk olarak. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan 2022 yılında çıktı ve 3 editör olarak bugün buradayız. Şimdi bu kitabın çıkış noktası az önce de söylendiği gibi Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi tarafından 18-19 Mart 2016 tarihlerinde düzenlenen ve kitapla aynı başlığı taşıyan Birinci Ulusal Bizans Çalışmaları Konferansı'ydı. Ve şimdilik ekranda konferansın posterini görüyorsunuz sol tarafta. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenmişti. Bu konferansı Bizans Merkezi olarak ve Koray, meslektaşım Koray'la birlikte düzenlerken amacımız Türkiye'de Bizantinoloji sahasının farklı disiplinlerinde özgün çalışmalar yapan araştırmacıları bir araya getirmek, bilgi ve veri sunumunun yanında özellikle yeni bakış açılarının, farklı eğilimlerin ve metodolojik yöntemlerin
paylaşılabileceği bir diyalog ortamı sağlamaktı. Dolayısıyla konferansımızı Türkiye'de Bizans üzerine bilimsel çalışmalar yapan tüm doktora sonrası araştırmacıların başvurusuna açık tuttuk. Bunu yaparken de bizim bilmediğimiz, tanımadığımız bazı Bizans uzmanları, Bizantinologlar olabilir düşüncesiyle ciddi bir araştırma yaptık. Tüm üniversitelerin web sitelerinde işte tarih bölümleri, sanat tarihi bölümleri, arkeoloji bölümlerini tarayarak Bizans üzerine çalışan bazı farkında olmadığımız, belki bilmediğimiz insanları da not ederek hepsine, herkese e-mail ile konferansı duyurduk. Gelen başvurular tabii başvuranların bildiri özetleri hakem değerlendirmesine tabi tutuldu ve ona göre kabul veya red gördü. Şimdi merkezimiz böyle bir konferansa 2016 yılında neden gerek gördü sorusu hemen akla gelebilir. Şöyle ki Bizans çalışmalarının Türkiye'de ivme kazandığı 1990'lı yılların sonundan itibaren Bizans konulu çeşitli konferanslar düzenlenmeye başlamıştı. Ve bu olumlu gelişmenin öncüleri olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde 1999 yılında düzenlenen, az önce kitabından da söz edildi, 1999 yılında düzenlenen Bizans İstanbul'u Anıtlar, Topografya ve Gündelik Yaşam başlıklı uluslararası konferansı ve İstanbul Üniversitesi'nde 2003'te düzenlenen ve 15. yüzyıla odaklanan 550. yıl, Fethin 550. yılı Uluslararası Bizans ve Osmanlı Sempozyumunu öncü etkinlikler olarak sayabiliriz. Ekranda 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşen konferansın posterini görüyorsunuz sol tarafta ve sağ tarafta da kitabın 2001 yılında konferans bildirilerinin kitap halinde Brill Yayınları tarafından çıkmış, tarafından editörlüğünü kendi yaptığım kitabı görüyorsunuz, kitabın kapağını görüyorsunuz. Bu gibi tekil konferansların yanı sıra 1997'den beri her yıl Türkiye'nin değişik bir üniversitesinde yapılan Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları Sempozyumu ile 2007'den itibaren her 3 yılda bir tekrarlanan Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Çalışmaları Sempozyumu ise yapılan araştırmaların paylaşılması için süreklilik arz eden birer platform işlevi görmekte. Fakat tüm bu etkinliklere rağmen Bizans çalışmaları sahasının bütün disiplinlerini, neredeyse bütün diyelim, bütün disiplinlerini kapsayan, yani Bizans tarihi, sanatı, mimarisi, arkeolojisi ve filolojisi alanlarında Türkiye'de yapılan güncel çalışmaların paylaşılacağı ortak bir platforma hala ihtiyaç vardı. İşte Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi'nin 2016'da düzenlediği konferans bu eksikliği gidermek amacıyla ortaya çıktı ve Türkiye'de şimdiye dek yapılan en kapsamlı ulusal etkinlik olma özelliğini taşıyor. 2 gün boyunca süren konferansta 17 ayrı oturumda 52 bildiri sunuldu. Türkiye'nin 32 üniversitesinden ve yurt dışındaki 4 kurumdan oturum başkanları da dahil olmak üzere 63 katılımcı programda yer aldı. Geç Antik Çağ'dan geç Bizans dönemine kadar uzanan geniş bir zaman dilimi içinde tarih, arkeoloji, epigrafi, mimari, sanat tarihi, numizmatik ve sigilografya gibi farklı alanlarda ve muhtelif yazılı, sanat tarihsel ve materyal kaynaklar ışığında yürütülen projeler ve araştırmalar üzerine 2 gün boyunca konuşuldu, tartışıldı. Şimdi size biraz konferanstan birkaç fotoğraf sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada soldaki resimde
konferansın posteriyle aynı imajı üzerinde taşıyan konferans dosyası tüm katılımcılara verdiğimiz ve yatay olarak bildiri kitapçığı. Evet. Burada da bildiri kitapçığının bir örneği var. Ve birkaç daha resim var. Birkaç enstantane değişik oturumlardan, değişik katılımcıların şöyle bir resim daha var. Ve bu konferansın sonunda çektiğimiz kalan kişilerle çoğu gitmişti. Burada 63 kişi görmüyorsunuz tabii. Ancak yine de büyük kısmının katılımcıların olduğu bir grup hatıra fotoğrafı çektik. Burada da onu görüyorsunuz. Evet, bu konferansın programında matbu yani kağıt üzerine basmış olduğumuz şu tepedeki şeyi hatırlamıyorum ama ilk sayfası programımızın açılış gününün bazı katılımcılar programa girdikleri halde gelemediler. Örneğin orada ismi çizilmiş olan Nilay Çorağan gelememişti. Bir takım sağlık sorunları nedeniyle. Ama demin verdiğim rakamlar gerçekten katılanlar, gelip katılabilenlerin rakamlarını verdim size. Bu bir ilk sayfası ve bu da katılımcılara İstanbul özellikle dışından gelen veya Boğaziçi Üniversitesi civarını tanımayan katılımcılara yardımcı olacak çeşitli telefon numaraları, bizlere yardımcı olan asistanların numaraları, çeşitli restoranlar vesaire bunu da eklemiş oldum. Sanıyorum bu kadar da evet. Şimdi konferansta tabii ki sunulan tüm bildirileri burada teker teker saymaya ne vakit var ne de gerek var. Ayrıca kitaptan da söz edileceği için daha etraflı bir şekilde bazı öne çıkan temalar orada sözü geçebilir ama ben bazı oturum başlıklarını zikretmek istiyorum. Kitapta 30 bu sunulan 52, 54 kişi tarafından sunulan 52 bildirinin 30'u yayınlandı ve 7 bölümden oluşuyor kitap. Halbuki konferansta 17 değişik oturum vardı ve tabii 54, 52 bildiri vardı. Demin gösterdiğim sayfada göreceğiniz gibi yöntem Bizans çalışmalarında özellikle farklı disiplinlerde Bizans dönemi arkeolojisinde, Bizans tarihinde ve Bizans sanat tarihinde yöntem ön plandaki temalardan bir tanesiydi. Kentten taşraya arkeolojik gözlemler, görmediğiniz sayfada örneğin peyzaj arkeolojisi, o da ele alınan temalardan bir tanesiydi. Peyzaj arkeolojisi bağlamında deniz, ada ve kara. Epigrafik veriler ışığında Bizans döneminde Anadolu. Bizans tarihçiliğinde yöntem, az önce söyledim, eski kaynaklar, yeni yaklaşımlar alt başlığıyla. Bizans döneminde Doğu Akdeniz'de ticaret. Bizans sanat tarihinde yöntem. Bizans yapılarının tanımlanması. Ve dini yapılar ve işlevleri üzerine bir başka oturumumuz vardı. Bizans küçük objeleri. Ve bu objelerde teşhis, sınıflandırma ve işlev konuları yine metodolojik ve aynı zamanda terminolojik olarak ele alındı. Bizans mühürleri ve sikkeleri. Bizans'ta özellikle devlet ve din bağlamında Bizans mühürleri ve sikkeleri tartışıldı, değerlendirildi. Bizans'ta su. Hamamlar, sarnıçlar, su kemerleri konulu bir başka oturumumuz vardı. Bizans'ta askeri mimari,
yine bir konu. Bizans'ın doğu sınırı ve öteki. Burada da bir takım kültürel etkileşimler üzerine ve öteki kavramı üzerine konuşmalar, bildiriler sunuldu. Bizans'tan Selçuklu ve Osmanlı'ya Anadolu'da dönüşümler, periyodizasyon ve sorunları. Bu da bir başka ele aldığımız konuydu, temaydı. Özellikle geç antik çağ ve geç Bizans çalışmalarında periyodizasyon ve sorunları ve son oturumumuz 20. yüzyılda Bizans konusunu ele alıyordu. Az sonra kitap üzerine de tartışılacak. Orada göreceğiniz gibi bazı sunumlar ve dolayısıyla bazı oturum başlıkları, temalar kitap dışında kaldı. Dikkat çeken bir nokta, konferansta arkeolojik temalı bildirilerin ekseriyette olduğuydu. Bu da bize Türkiye'de Bizans çalışmalarının mevcut durumuyla ilgili bir fikir veriyor. Bu konuyu da ilerleyen dakikalarda tartışırız. Ve son eklemek istediğim şey, bu konferansa Bizans uzmanlarının dışında Osmanlı sosyal kültürel hayatı ve mimari tarihi ile ilgilenen akademisyenler ve çeşitli bölümlerden öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. Dolayısıyla bu da bize memnuniyet verdi. Son olarak neden birinci Ulusal Bizans Çalışmaları Konferansı ana başlığını kullandık? Çünkü bu etkinliğin sürekliliği olmasını hedefledik. Örnek olarak veya model olarak, örneğin Amerika'da Byzantine Studies Association of North America tarafından her yıl farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen Annual Byzantine Studies Conference'lar oluyor. Bu da belirli bir temada değil, kapsayıcı, kapsamlı, değişik, farklı disiplinlerde sunumların yapıldığı, her yıl farklı bir üniversitede yapılan bir etkinlik. Diğer benzer bir örnek, İngiltere'de yine her yıl farklı üniversitelerde fakat belli bir tema çerçevesinde düzenlenen Spring Symposium of Byzantine Studies yapılıyor. Biz de hedefimiz, amacımız bu öncülüğünü yapmış olduğumuz büyük toplantının, kalabalık toplantının arkasının ileride gelmesi, farklı üniversitelerin ev sahipliğinde bunların yapılması. Az önce sözünü ettiğim Amerika'daki konferanslar bu sene 49.'su yapılacak çok yakında. Ekim sonunda 49.'su Kanada'da, Vancouver'da Simon Fraser Üniversitesi'nde yapılacak. İngiltere'deki bahar sempozyumlarının ise bu yıl 54.'sü Oxford Üniversitesi'nde yapılacak. Onlar yarım asırdır yapıyorlar. Türkiye'de de benzer bir geleneğin başlaması için artık koşullar sanıyoruz ki elverişli. Dolayısıyla ben bu sözlerle bitiriyorum. Sözü Sema'ya veriyorum. Moderatörümüze veriyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler Nevra. Birazdan tekrar zaten döneceğiz sırayla. Bu bana şeyi hatırlatıyor. Kazı sonuçları toplantılarının son yıllarda her yıl farklı üniversitede düzenleniyor olması. Belki bu konuda Koray konferans tipindeki toplantılar Bizans çalışmaları için bir format olmalı mı? Başka neler yapılabilir? Veya şu anda ne gibi etkinlikler yapılıyor bu alanda? Sen bize belki bilgi verebilirsin. Çok teşekkürler Sema ve Nevra, senin de ağzına sağlık. Ben
2016 konferansını bağlamına oturtmadan önce şu an yaptığımızı bağlamına oturtmak istiyorum. Birden aklıma geldi. Şu anda yaptığımız bizim kitabımız üzerinden Türkiye'de Bizans çalışmalarının gidişatını konuşmak. Nereden ne geldiğini, nereye gittiğini konuşmak. Ve aslında farkındaysanız, tüm konuklar da farkındadır. Sevgi Ünlü Sempozyumu bu Haziran'daki 2023'teki direkt bunun üzerineydi Sema Hanım'ın dediği gibi. Ve bu sanki artık 2023'te 100. yıl belki bahane olmuştur. Öyle bir halet ruhiye girdik ki olumlu anlamda söylüyorum. Acaba son 100 yıldır neler yapıyoruz ve ne yöne evriliyoruz sorusunu çok sık sormaya başladık. Belki de bunun parçası olarak bizim Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi Türkiye'de Bizans çalışmalarını yeniden düşünmek adlı başka bir çalıştay düzenleme peşinde. Erkenden söyleyeyim şimdi onu. Ve pek çok Bizantinolog arkadaşımız bilim kurulunda olduğu için önceden haberi var Sema Hanım dahil. Türkiye'de Bizantinologlar alanlarını nasıl tanımlıyor? Kullandıkları terimler, kavramlar ve metodoloji nedir? Gibi. Mesela bir Bizans mı, Doğu Roma mı, erken Orta Çağ mı, geç Orta Çağ mı, Orta Bizans mı? Duvar resmi mi, fresk mi gibi pek çok konuda anlaşamadığımız veya anlaşmamak konusunda hemfikir olacağımız konuyu 2024 yılında masaya yatırmayı planlıyoruz. O yüzden sanırım bu aralar, bu 2020'ler bizim kendimiz hakkında düşünmeye başladığımız sağlıklı bir egzersiz oldu. Şimdi bu belki sizler de örnekler verebilirsiniz geçmişten ama sanırım 2020'li yıllar kendimize döndüğümüz, sorguladığımız yıllar oluyor galiba. Bu parantezi burada kapatıp konferansla ilgili Mevra Hanım'ın anlattığı birkaç bilgi daha eklemek istiyorum. Hatta anekdot da olabilir o anları canlanması için kafanızda. Bir kere tabii sadece yemekler için restoranı önermedik. Bir de hatırlarsın Mevra böyle küçük mavi yemek kartlarımız var davetleri. Okulumuzun hocalar için hazır olan yemekhanesine, kafeteryasında insanlar gidip evet girebilsin diye onlarla beraber yemek yemeye gidebiliyorlardı. Değişik renklerde her gün için değişik renklerdeydi. Evet, onu bayağı dizayn etmek için bayağı uğraşmıştık. Küçük Müzisyen kişiler etmeye bunu. fırsatım olmadı. Evet. Bir de tabii arkasından da Alessandra Ricci'nin 20 Mart Pazar günü saat 11:30'da Küçük Yalı Arkeoloji Parkı'na bir gezisi olmuştu. Yani Pazar günü ayrılmamış olanlar Anadolu yakasına gidip Alessandro Ricci önderliğinde orayı keşfetmişlerdi. Tabii şimdi hazırlık süreciyle ilgili belki Tolga da bir şey ekleyebilir ama daha çok kitap için konuşacak Tolga, pardon. Bir kere mesela Nevra söyledi ki kimleri çağıracağız sorusunda hayal meyal hatırlıyorum şimdi. Bu insan Bizansçı mı değil mi? Bizantinolog mu değil mi sorusu bazen geliyor, hepimize geliyor. Bazen mantıklı bir soru, bazen de çok gereksiz bir soru. Çünkü kategorizasyonlar ve periyodizasyonlar yapınca belli insanlar içine giriyor, bazıları da bu çemberin dışında kalıyor. Özellikle mesela Roma'dan Bizans'a geçiş, Bizans'tan Osmanlı'ya geçiş. Eminim buna benzer çok karmaşık durumlarla karşılaşmışızdır hepimiz. Konferans sırasında da oldu bu. Bir ufak ileri günümüzdeki dakikalarda konuştuğumuzda bizim alanımızın sınırı nerede başlıyor, nerede bitiyor sorusu için bir örnek olabilir burası. İkincisi yine ileride birazdan konuşuruz. Titir meselesi. Ben şeyi hatırlıyorum, doğru mu hatırlıyorum Nevra? Daha şeyde programda insanların titirlerini yazmamıştık. Hani prof mu doçent mi şey mi? Bu biraz böyle Evet. bazı insanlar tepki göstermişti. Demek galiba bu konuda ciddi bir merak var. Bir insanın hani devlet tarafından ve hiyerarşik eğitim sistemi tarafından verilen titirlerin önemli olduğuna dair. Bunun bir uzantısı olarak şimdi en juicy, en eğlenceli kısmına geliyorum söyleyeceğim anekdotlardan birinin. Tabii ki isim vermeyeceğim ama ben tabii gizli kahramanlar dediğimiz tabii şu anda anmadığımız pek çok master öğrencimiz, lisans öğrencimiz, Bizans veya değil, tarih bölümünde veya değil, çok yardımcı oldular. Buradaki kişilerin çoğu hatırlarlar, etrafta arı gibi koşturdular. Gündelik gidişatı sağladılar, teknik işlerin devamını sağladılar. Ve o günlerden birinde bir hoca, açıkçası ben de tanımıyordum. Çünkü Nevra'nın dediği gibi o kadar büyük bir etkinlikti ki tanımadığım, yüzlerini tanımadığım Bizantinologlar da vardı. Hatta dediğim gibi tam Bizantinolog gibi o anda düşünmediğim insanlar da vardı Anadolu Etrafları'nın pek çok üniversitesinden. Ve sürekli bana gelip emir verir gibi
isteklerde bulunuyordu. Ben de nazikçe asistan arkadaşlarımız yapar diyordum. Asistanlar yapması lazım diye söylemiyorum. Yani hani onlar zaten bu işi koşuyorlar gibi. Fakat sanırım o ayrıma varamadı. Sonra bir gün gelip özür dilerim ben sizi asistan zannettim diye büyük bir netamet getirdi. Yani baştaki emir veren hali de ilginçti. Sonra netamet getirmesi de yani asistan olunca okey istediğin gibi kullanabilirsin. Ama asistan değilse de hemen özür dilemen lazım. Çünkü onun pozisyonuna ve kürküne pislik bulaştı. Tam yani tabirle gibi görülüyor diye düşündüm. Bu da ufak bir anekdottu. Şimdi çok Bir ufak ekleme yapabilir miyim? tabii. Titrlerden söz açılmışken seni öğrenci zannetmiş o kişi o günlerde sen daha yardımcı doçenttin. Senin titrin Aa, yardımcı doçentti. anlatmışım. O şartlara yardım Ama ediyormuşum işte. ve titrlerle ilgili şey biz programa koymadık. Bildiri kitabının sonunda böyle bir konuşmacı listemiz vardı. İnsanlar birbirleriyle temas kurabilsin diye adreslerinin ve e-mail adreslerinin üniversitelerinin verildiği oraya titreleri koymuşuz. Az önce baktım. Ha, Orada evet. titreler var en son sayfada. Ama bildiri başlıklarında ve şey programımızda, kağıt üstündeki programımızda yoktu öyle bir titre. Evet. Teşekkürler. Şimdi Seman sordu hani dünya Türkiye'de bu 2016 konferansı öncesi çoğunluğu Türkiye'deki Bizans notlarının çoğunu bir araya getiren ulusal hatta bazen uluslararası bir konferans geçmişte oldu mu diye hatta Nevra da referans verdi zaten bir iki tanesi. Ben çok hızlıca buradaki konuklara bir hatırlatma babında bir iki dakika içinde bunlardan bazılarının örneğini vereyim. Tabii biliyorsunuz 55 yılındaki ünlü 10. Milletler Arası Bizans, pardon Bizans yazmışım, Bizans Tetkikleri Kongresi bu anlamda uluslararası ama Türkiye'deki Bizans notları bir araya getirmesi anlamında İlginç. Belki vaktimiz olunca konuşuruz. Bir Türkiye'deki Bizans notlarının doğası nedir? 50'lerde kimlerdi? 90'larda kimler? Şimdilerde kimler? Nerede eğitim görmüşler? Türkçe mi konuşuyorlar? Yabancılar var mı? Gibi sorular anlamında. 55 yılında Türkiye'deki Bizans notlarının sayısı az ve ciddi bir kısmı zaten Türkiye vatandaşı değil ama hani orada yaşıyor, burada yaşıyorlar veya Türkçe ana dili değil ama burada yaşıyorlar gibi bir örnek var, bir durum var. Fakat şimdi büyük bir boşluk olacak. 55 yılından sonraki, şimdi ben başka bulamadım. Belki konuklarımız ekler veya buradakiler de söyler bana. Bu 90'lı yıllara kadar gerçekten bir konferans, bir konuşma, bir çalıştay yok. 90'lı yılları bir patlama, bir genişleme dönemi olarak alırsak Bizans çalışmaları anlamında. Bu arada göstereceğim imajların hepsi Türkiye'de Bizans çalışmalarının serüveni adlı kitabımızdan. Bir de Nevra ya da İrem Hanım söyledi galiba. O kitabı ben yazdım ama kitabın geri kalan yarısı, üçte biri 11 tane Türkiye'deki Bizantinoloğun makalelerinden oluşuyor. O yüzden aslında bir ortak çalışma, onu da hatırlatayım. Her neyse, oradaki imajlardan gösteriyorum. Nevra Hanım, 90, hangi yıl bu Nevra? 93 galiba, evet. Evet, 93. 93 yılında Yapı Kredi'nin önderliğinde ki biliyorsunuz 90'lı yılların başında ve ortasında Yapı Kredi'nin ciddi katkısı var Bizans çalışmalarına organizasyonel anlamda. Stimpol Linik günlerini bilir misiniz gibi aslında son derece kimsenin anlamayacağı bir şey. Stimpol'ü nedir diyecekler aslında herhalde ama aynı zamanda bilmeyerek de öğrensinler. Güzel bir davetkar bir başlıkla ilk böyle sohbetler, konuşmalar yapılmış. Nevra Hanım belki katkıda veya bir ayrıntılı bilgi vermek isteyebilir bu konuda. Kimler geldi, kaç kişi geldi, bunun devamı geldi mi gibi sorular insanın aklına geliyor. Semavi Ece de oradaymış galiba. Galiba bu bir seriydi değil mi Evet. Nevra? Yani hepiniz bir arada mıydınız, üçünüz orada Hepimiz mıydınız? bir aradaydık. Ha, Hepimiz bir evet. aradaydık. Üç konuşmacı, Nezih Başgelen moderatördü galiba veya katılımcıydı. Yapı Kredi Kültür Merkezi'nde yapıldı. Daha sonra bu minik bir kitapçık olarak da çıktı. Yani konuşmaları teybe almışlar, oradan deşifre edilerek. Fatma Türe'nin editörlüğünde minik bir kitapçık olarak Bizans İstanbul'u aynen diyalog formatında yayınlandı. Harika. Bunu bilmiyordum açıkçası. Yoksa sergiye koyardık.
Tabii bunun hemen arkasından biliyorsunuz vakus bir tarihi olan, meşhur bir tarihi olan bir girişim var. Sabiha Gökçen'in müzesinde 94 yılında yapılmaya çalışılan ve çeşitli nedenlerle galiba kamu alanından gelen tehditler ve çok sayıdaki negatif mektup yüzünden en azından ben öyle duydum. Biraz geri çekilme, biraz korkma ve geri çekilme ve kararıyla makul nedenlerle belki o dönemin şartları içinde bu planlanan konferans, sempozyum yapılmıyor. Ve sanırım yine Nevra Hanım ufak tefek bir iki detay verebilir 94 yılındaki bu etkinlikle ilgili. Nevra dondu galiba. Hayır, şimdi vermemi mi istedin Hayır, birden hazır beraber deyince? sohbet formatında. Evet. Yani çok uğraşıldı bu konferansın düzenlenmesi için, sempozyumun işte konferansı. Ama geniş bir bilim kurulu vardı. Sabiha Gökçen Müzesi'nde bir yıldan fazla süreyle toplantılar yapıldı, davet edilecek kişiler vesaire, ama maalesef ki neredeyse son dakikada işte iptal edildi. Dolayısıyla biraz sorunlu oldu. Evet, hatta galiba Nergis Günse'nin Yelda Oçkan gibi günümüzde de hani çalışmalarına devam eden düzen sorumluluklarında. Parman veya evet, Ebru Parman vardı, Yıldız Ötüken vardı. Tabii bu aslında erken 90'ların Türkiye'sinin sosyolojisi hakkında bir şey söylüyor. Yani hem böyle bir etkinliğin yapılamaması ve bir 5 yıl sonra yaklaşık yapılması aslında bu 90'ların yavaş yavaş bir transformasyon dönemi olduğunu ve bazen bir Mehter Marşı şeklinde bir iki ileri bir geri şeklinde ilerlediğini gösteriyor. Ama aynı zamanda bir yandan da bu çabaların artık başladığını, yani 55 yılından 90'lı yıllara kadar ciddi bir etkinliğin olmaması, sergiden bahsetmiyorum, konferans ve sempozyum örneğinde, ilginç. Tabii Nevra Hanım'ın gösterdiği gibi sonunda ondan önce pardon 99 yılındaki Boğaziçi'ndeki önemli konferanstan önce sanki böyle çok dolaylı ve ürkek ve konuya çevresinden dokunan veya Bizans'ı daha büyük bir şemsiyenin altında gösteren başka etkinlikler olmuş açıkçası. Balkanoloji Melek Delilbaşı'nın önderliğinde Ankara Üniversitesi'nin önderliğinde Balkanoloji konferansında yurt dışından ünlü Bizantinologlar da geliyor sanırım. Zakariadu ve Angelique Layou var mıydı diye tekrar Nevra'ya veya Vardı, siz söylemek istiyorum. Nikos Evet. Ekonomidis Dolayısıyla vardı. aslında Balkanoloji altında tabii ki Balkan çalışmaları yapılıyor ama ciddi birkaç oturumun Bizans'a adandığı belli. Türk Tarih Kurumu'nun 2000 Cumhuriyet kuruluşunda 37 ve 43'teki ikinci ve üçüncü kongresinde Bizans'a biraz yer var. Fakat ikinci ve üçüncü kongreden sonra çeşitli yapılan kongreler ve onları eşlikçisi sergiler pek etkileyici değil. Bizans için değil, kimse için etkileyici değil. Yani ilk 2-3 konferans Tarih Kurumu'nun etkinliğinin ilk ikisinin ve üçüncüden sonra biraz balonu sönüyor diyeyim. Ama yıllar sonra Tarih Kurumu ilk defa bu sefer Haçlılar üzerinden, yani gördüğünüz gibi 97 yılında bir uluslararası sempozyum yapıyor. Burada da yine programa bakarsanız bazı Bizantinologlar var. Bu ikisi tabii dediğim gibi doğrudan Bizans olmasa da Bizans içeren kimlikler, fakat ayrıntısına girmeyeyim, zaten Nevra Hanım hatırlattı sizlere. 99 yılındaki uluslararası sempozyum aslında her milat gibi bizlerin karar verdiği bir milat olduğuna bir sembolik dönem. Ama gerçekten sembolik olsa da bir yandan da istatistik olarak baktığımızda 90'ların sonundaki bu konferanstan, sempozyumdan sonra artık sayılamayacak kadar çok sempozyum oluyor. Dolayısıyla 2000 yılı dönüm noktası, 1999 yılı dönüm noktası. Sadece iki örnek vereyim. Hemen erken 2000'ler olduğu için. Bir tanesi İstanbul Üniversitesi'nde yapılan İstanbul'un alınışının 550. yılı üzerine Uluslararası Bizans Osmanlı Sempozyumu. Diğeri de sadece İstanbul'da veya Ankara'da değil, bu kentler dışında da etkinliklerin yapılabileceğini gösteren, başladığını gösteren birinci Uluslararası İznik Sempozyumu. Yine tabii sadece Bizans yoktu ama çok sağlam bir Bizans elementi vardı içinde diye hatırlıyorum. Pek çok o zamanın genç Bizantinoğlu hatırlıyorum. Doğru mu söylüyorum?
Tuğba Kalın, Murat Geçiş, Aslıhan Akış gibi insanların gittiğini böyle hatırlıyorum ama yanlış Bu 2000 hatırlamıyorum. yılındaki değil, o daha sonra. Bu 2000 yılındakinde genç Bizansçı olarak ben Ay vardım. doğru, çok ya gençtik biz daha doğrusu. Michael Angold falan gelmişti. Pardon. O senin hatırladığın daha sonra yapılan Daha plan. sonra çünkü ikincisi oldu demek ki. Pardon. Dolayısıyla aslında Sema Hanım'ın sorusunu biraz uzatarak cevaplamış oldum. Türkiye'de gördüğünüz üzere 90'larda daha çok ve sonrasında özellikle 2000'lerden sonra bu tip etkinlikler oluyor. Ve 2016 yılında ancak Nevra'nın anlattığı gibi bütün alanın fotoğrafını çekmeye çalışan, herkesi davet eden ulusal bir kongre formatının 2016'da yapılması aslında bir birikimin sonucu. Yavaş yavaş oluşan dinamik ortamın sonucu diye düşünüyorum. Teşekkürler. Koray, galiba paylaşım kapaman lazım. Evet, şimdi ona gidiyorum. Evet, teşekkür ederim. Tabii zamanı iyi kullanmak adına kitaba geçmek gerekir diye düşünüyorum. Bu konferansın ardından kapsamlı bir kitap çıktı, Nevra'nın da anlattığı gibi. Ve editörlüğünü Tolga'nın da katılımıyla Koray, Tolga ve Nevra gerçekleştirdi. Bu kitabın hazırlığında yaşanan sorunlar, edisyon kısmındaki teknik sorunlar veya makalelerin formatı, metodolojileri gibi bu tür konularda neler söyleyebilirsiniz? Tolga ile başlayalım, Koray ve Nevra ile devam edelim. Peki, teşekkür ediyorum. Beni duyabiliyorsunuz herhalde, değil mi Evet. Sema? Teşekkür ederim. Evet, ben ekibe sonradan katıldım. Yani Koray ve Nevra, onlar zaten işin beyin fırtınası kısmını önceden yapmışlardı, yani detaylı bir şekilde anlattılar. Ben o dönemde merkezin, yani organize eden Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi'nin bir seminer serisinde bir ders verdim İstanbul'a gidip Bizans anıtsal resmi üzerine. Sanırım o aşamada yani aramızda bir sinerji oldu. Onlar da bana yani editoryal board'a katılıp katılmayacağımı sordular. Ben de tabii seve seve kabul ettim. Uzun ve zorlu bir süreç oldu. Nevra'nın söylediği gibi yani başlangıçta aslında inanılmaz çok sayıda var, bildiri var. Yani 52 tane bildiri var. Hatta işte Nevra'nın gösterdiği 56 katılımcı var. Yani onlar da gelseymiş 56 kişi olacakmış. Ve bunu onlar o zaman, yani ben de davetliydim, yani ben de konuşmacıydım. 17 oturuma bölmüşler, yani 17 farklı tema etrafında bunları organize etmişlerdi. Ve tabii başta da söylendiği gibi, yani bu konferansı organize ederken amaç yani bu belirli temaları kapsamak değil. Mümkün olduğu kadar Bizans'ın varlığını orada temsil etmek, yani Türkiye'deki Bizans araştırmaların varlığını temsil etmekmiş. Biz bu makaleleri bir araya getirirken tabii iki önemli ayağı var bu çalışmanın. Birinci ayağı işin tematik kısmı, yani biz bunları nasıl organize etmeliyiz? Sonuçta bu bir derleme. Yani biz eserlerin içeriğine, katılımcıların eserlerin içeriğine hiçbir şekilde müdahalede bulunmadık. Ama bunları nasıl temalar etrafında toplayabiliriz? Hangi konular etrafında toparlayabiliriz? Bu da zaten kitabın içindekiler bölümünde var. Yani 7 bölümden oluşuyor. İşte ilk bölümde geç antik çağ kavramı etrafında dolanan 3 tane çalışma var. Ve bu 3 çalışmaya baktığımız zaman, bunlardan birincisinin yazarı Turhan Kaçar, geç antik çağ mı erken Bizans mı sorusunu sorduğunu görüyoruz. Yani burada kavramsal Turhan Hoca'nın kavramsal bir yaklaşımı var. Yani geç antikite nedir? Yani bunu nasıl okumalıyız, nasıl tartışmalıyız gibi. Diğer ikisine baktığımızda da biri İznik'teki sualtı
araştırmaları, oradaki bazilika kalıntısındaki yeni buluntular. Diğeri de Ulpiana'daki, Kosova'daki Haluk Çetinkaya'nın yaptığı kazı. O da bir geç antik kenti. Dolayısıyla ikisi de arkeolojik veriler üzerine yoğunlaşan çalışmalar. Ve bu ilk bölümdeki aslında ilk bölümdeki bu tematik yaklaşım diğer bölümlerde de kendini gösteriyor. Yani işte ikinci bölümde Bizans Anadolu'sunda kent ve çevre dedik. Ve bunun etrafında dört tane makaleyi topladık. Ve bunların tamamı aslında arkeolojik çalışmalar ve yüzey araştırmaları ile ilgili. Yani şimdi tabii bütün katılımcıların ismini burada sayamıyorum, beni affetsinler. Hepsi çok ciddiye aldılar bu işi. Dolayısıyla biz bu 7 tema etrafında bunları toplamaya çalıştık. Ama sonuca geldiğimiz zaman, yani işin tema kısmındaki sonuca geldiğimiz zaman ciddi ağırlığın arkeoloji, maddi kültür dediğimiz işte sanat tarihi, arkeolojik veriler çevresinde toplandığını görüyoruz. Arkeolojinin içine tabii şeyi de katıyorum, epigrafi, sigilografi, numizmatik de katıyorum. Demek ki bu alanlarda Türkiye'deki Bizans araştırmalarında artık iyice temsil edilmeye başlanmış. Ciddi bir edisyon sürecinden geçti makaleler. Yani zaten Nevra ve Koray ikisi de çok bu konuda çok titizler. Kitabın tek tipleştirilmesi konusunda, yani yazıların tek tipleştirilmesi konusunda oldukça seçici ve titiz davrandık. Bu da aslında Türkiye'deki Bizans araştırmalarının bir takım sorunlarını da bize göstermiş oldu bu süreçte. Bunları biz yaşayarak gördük aslında, öğrendik. Terminolojik problemler, yani aynı konudan bahseden birçok meslektaşımız farklı terimler kullanıyorlar. Bu terimlerin yazılması konusunda bir takım uyumsuzluklar var, uyuşmazlıklar var. Makaleler bizimle yazarlar arasında kaç kere gidip geliyor. Yani bu konularda tartışmalar yaşıyoruz vesaire. Bir fikir birliği yok kesinlikle. Ondan sonra işte yani aslında dünyadaki Bizans araştırmalarında oturmuş bir takım editoryal çerçeve henüz sanki Türkiye'de daha kendiliğinden oluşmamış gibi bunları yaşadık. Bunları mümkün olduğu kadar tabii azaltmaya, düzeltmeye çalıştık yapabildiğimiz kadar elimizden geldiğince. Onun dışında kullanılan kaynaklar konusunda, böyle bu kaynakların özellikle de birincil kaynaklar, yani birincil tarihi kaynakların aktarımı konusunda bazı sorunlar yaşadık. Yani bazı yazarlar çok eski edisyonları kullanıyorlardı. Bunları bir standarda oturtmaya çalıştık. Bu da Türkiye'de çok ciddiye alınmıyor aslında Bizans çalışmalarında, ki aslında alanın temelini oluşturan şeylerden biri bu. Yani temel birincil kaynaklara ulaşmak ve bu kaynakların nasıl kullanıldığı sorunu ve sorumsalı. Bunu da bir standarda oturtmaya çalıştık. Yani çok zevkli ve uzun bir süreçti. Katılımcılardan tabii burada tekrar özür diliyoruz. Bayağı uzadı çünkü. Ama nedeni de buydu. Yani bir standart getirmeye, ortaya bir standart koymaya çalıştık. Ve birebir de aslında Türkiye'deki Bizans araştırmacılığının ve Bizans yayıncılığının aslında temel sorunlarıyla muhatap olduk diyebilirim. Az önce bunların bir toplamını, özetini vermeye çalıştım. Yani unuttuklarım ve kaçırdıklarım olabilir. Mesela transliterasyon sorunu. Yani
Tabii yani Bizans dediğimiz zaman Yunanca geliyor. Yani geç antik çağ Yunancası ve orta çağ Yunancası ve bunların Türkçe'ye nasıl translitere edileceği konusu gibi aslında temel şeyler ama yazarlarımızın bazılarında yani bunlar bir doğal refleks şeklinde olmadığı için bunları bir standarda oturtmaya çalıştık. Sanırım bu anlamda örnek bir çalışmadır. Yani bir derleme olduğu için ve Türkiye'deki Bizans çalışmalarının bütün bu farklı çehrelerinin aslında bize eksiklerini ve sorunlarını da göstermiş olduk. Bunu yaparken bu süreçte bunları da görmüş olduk. Mesela yüzdelere baktığımız zaman yani yüzdeye bölersek eğer kitabın içindeki makalelerin yüzdesine baktığımız zaman ezici çoğunun arkeoloji olduğunu görüyoruz. Arkeoloji ve işte arkeolojinin yan ve alt dalları olduğunu görüyoruz. Tarih işte fena değil diyelim. Fakat mesela filoloji konusunda hiçbir şey yok. Bu da aslında Türkiye'de belki de geçtiğimiz Sevgi Gönül'de de açılmıştı bu tartışma. Yani filolojik bir çalışma olmadan Bizans konusunda Bizans alanının gelişmesi nasıl beklenebilir sorusunu beraberinde getiriyor. Bir uygarlığın edebiyatını, yazınını bilmeden, öğrenmeden ve bu konuda da uzmanlar yetiştirmeden çok fazla ilerlemek çok da mümkün gözükmüyor. Değil Evet, mi? Yani belki Tolga bu tür sorunları bir sonraki Bizans çalışmalarının sorunlarına da gireceğiz birazdan. Bunları orada da detaylandırabiliriz. Koray, senin bu edisyon kısmında sorunların nelerdi? Ekleyeceğin bir şeyler vardır eminim. 5 tane var. Yine biraz daha hafif konularına, kısımlarına gireceğim. Bir tanesi Tolga nazikçe söyledi. İnsanların ne yazdıklarına editörler olarak dokunmadık diye. Aslında sanırım editör kavramını da ileride konuşmak lazım. Ya bu vakit olmasa da ileriki etkinliklerimizde. Çünkü sanırım Türkiye'de bazı insanlar yazdıklarını asla dokunmaması gerektiğini, sadece ufak tefek noktalama virgül işaretleriyle yitirilmesi gerektiğini düşünüyor. Editörün başka kaynaklara dayanarak ve kendi bilgisine dayanarak yaptığı öneriler, eklentiler ve eleştiriler, değişiklikler kişiliğe saldırı olarak görülüyor. Ben mesela normalde yurt dışında ve bazen de yurt içinde iyi bir editöre bıraktığımda ve benim eserime darmadağın ettiğinde tırnak içinde o kadar hoşuma gidiyor ki çünkü görmediğim perspektifleri gösteriyor. Hepsini kabul etmek zorunda değilim. Zaten yarısını genelde ediyorum, yarısını etmiyorum. Genelde öyle oluyor. Ama hani yine isim vermiyorum ben böyle şey gibi kenardan sadece söyleyeyim. Öyle bir iki her editörlük sürecinde olduğu gibi bunda da bir iki ya da bir problem yaşadık. Tabii artık insan kitap edisyonuna öyle çok boğuşunca otomatik olarak daha önüne oturduğunda metnin yüzyılları sayıyla mı yazacağız, harfle mi yazacağız? Virgül tırnak içindeki dendenden sonra mı gelir, noktalama önce mi gelir gibi onlarca soru tıkır tıkır kafasına yerleşiyor. Fakat Tolga'nın söylediği gibi her bir etkinlik ve yayın aslında Türkiye'de bir çeşit zor kararlar alma serisi. Mesela biz bu yayınımızın başında kişi ve yer adlarının transliterasyonu adlı bir sayfa oluşturmuşuz. Ve biraz da aslında kimisi eleştirebilir, kimisi memnun kalabilir ama orada imparator isimleri için işte Heraklius'a kadar, 641'e kadar Latince yazma yöntemini, sonrasında Yunanca yazma yöntemini önermişiz. Ama yer isimleri için ve imparator olmayan kişiler için de Yunanca olsun demişiz. Tabii bu eleştiriye açık ama tutarlı olduğu sürece ve başta yayının başında belirtildiği sürece sanırım bu tekleştirme en azından o yayın için lazım. Bütün saha için lazım mı? Tabii bunu uzun bir sohbette daha fazla kişiyle beraber tartışmak lazım.
Bir de Evet. tabii bu arada hatırlatmak isterim. Yine gizli kahramanlar konusuna döneceğim. Tabii ki biz üçümüz Ha, ana evet. dedektördük ama redaktörlerimiz Tabii, vardı. evet. O Ayşe Ezgi Dikici ikisi ile Özge Erdem. Kartal çok gözleriyle teşekkür ediyoruz onlara bizim göremediğimiz gerçekten. şeyleri gördüler. Özellikle Ayşe Ezgi Dikici'ye çok teşekkür ederiz her ikisine. Emeklerinize sağlık. Çok güzel bir çalışma ortaya çıktı ama bu editörlük sorunlarını bu işin içinde olan bizler hep yaşıyoruz. Bu tabii yazı veren kişilerin de kişiliğine de bağlı. Hani hoşgörüyle karşılayan kişilerle daha rahat çalışılıyor. Süre olarak bir saati geçirdik. O nedenle hızlanmayı önereceğim ve şimdi evet çok güzel bir konferans ve çok nitelikli bir yayın ortaya çıktı. Biraz da Türkiye'de Bizans çalışmalarının durumu nedir? Sorunlarımız neler? Bir kendimize yönelik öz eleştiri yapabiliriz veya bu sorunları dile getirirken gözlemlerimizi aktarabiliriz. Ben öncelikle çok yeni bir sergi yapıldı. Sevgi Gönül Sempozyumu çerçevesinde Türkiye'de Bizans çalışmalarını konu alan. Bu serginin küratörü de Koray Durak'tı. Ona ilk soruyu yönlendirmek istiyorum. Türkiye'de Bizans çalışmalarının geçmişi nereye dayanıyor ve ilk aktörler kimlerdi? Şu anda sende bilgiler çok taze. Evet. Tabii çok sağ olun. Tabii çok büyük bir soru. Ben de cevaplamak isterim ama zamanımız az olduğu için o birkaç geçmişten başlayıp bağlamını oturtup sorunlara getirmek istiyorum. Çünkü geçmişe biraz bakınca sorunların köklerinin orada olduğunu ya da durumların, her biri sorun değil, bazıları da pozisyonlarımız, durumlarımız, halimiz. Mesela Türkiye'de ben sorunlarla birleştirirken tarihçi olarak cevaplayayım belki Nevra ile beraber. Belki Sema ile Tolga da sanat tarihi ve materyal kültür arkeoloji üzerinden konuya girerler diye düşünüyorum. Evet, şimdi Bizans çalışmalarının alt disiplinlerinde hepimizin yaşadığı sorunlar var. Ve biz bugün tarihçiler ve sanat tarihçiler olarak bunu dile getireceğiz ama diğer disiplinler için ayrı bir toplantı gerekecek. Evet, tarih için belki öncelikle Nevra'dan görüşlerini alabiliriz. Tarihte ne gibi Tabii. sorunlar yaşanıyor? Ama Koray, sen bir şeyler söylemek üzereydin. Ha, İstersen yani söyle, ben senden sonra arkandan geleyim. tamam, ben sadece Türkiye'de 1930'larda ve 40'larda dil, tarih ve coğrafya fakültesinde ve İstanbul Üniversitesi'nde yerleşen tarihçilik, Bizans tarihçiliği anlayışının bugün hala bizle beraber olduğunu söylemek istedim. Olumlu ve olumsuz yanlarıyla. Olumlu yanı dile yoğunlaşmak. Yani Yunanca öğrenmenin önemini vurgulamak, filolojinin önemini vurgulamak. Her Cumhuriyet döneminde bahsediyorum. Ve kaynakların dış ve iç tenkidini yaparak biraz yani ranke tarzı klasik metodolojik yöntemleri kullanmak ki çabanını zaten yansıtıyor. Ama olumsuz yanı ve daha negatif, evet, söyleyebileceğim bir şey. Bunu yaparken Bizans kaynaklarını okurken amacın Bizans öğrenmek değil, Orta Çağ Türk tarihini öğrenmek olması. Yani Orta Çağ Türk tarihini anlamak için kaynaklarımız Yunanca, Ermenice ve Arapça olduğu için, Türkçe kaynak olmadığı için Orta Çağ kaynakları çok limit veya daha geç geldiği için Akdes Mehmet Fırat gibi, Şerif Baştağ gibi, daha sonraki nesillerde Melek Delilbaşı gibi insanlar daha çok, hep sadece değil, daha çok Türk-Bizans ilişkilerini anlamak için Bizans'a çalışmışlar. Ve aslında özellikle erken örneklerde biz bazen Akdes Metokrati Bizantinolog gibi görüyoruz ama aslında bir Türkolog veya Şerif Baştağ bir Macar Hungaroloji uzmanı. Formasyonları da böyle. Sadece Yunancaları var, artık Orta Çağ Yunancası diyorlar ve Bizans'a ilgi duyuyorlar ve Peçenek Bizans, Türk Bizans, Uz Bizans, Kuman Bizans gibi konular üzerinden giriyorlar. Bunda yanlış bir şey yok. Sadece eksik olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de günümüzde tarihçilerin ciddi bir kısmının, ki sayısı çok az, iki elin parmağını geçmez gerçekten kelimesi anlamıyla, doğru söylüyorum galiba. Onu geçmez ya da ona bir zor geçer. Çoğu hala Türk
Bizans ilişkiler üzerine çalışıyor ki buradaki iki Bizans da ona dolaylı olarak dahil. Dediğim gibi negatif bir şey olarak değil de bunun yanında Bizans çalışan insanların olması gerektiğini düşünüyorum. Ki buna beraberinde giden bir problem de Türkiye'de mesela Bizans sinolog sayısı az olduğu için tarih dersi veren Bizans sinolog olmayıp da Selçuklu veya Orta Çağ Türkiye'si veya Osmanlı erken Osmanlı uzmanı olup Bizans tarihi dersleri açan, hatta Bizans tarihi üzerinden master doktora tezi yazdıran insanlar var üniversitelerde. Yunancası olmadan veya işte yıllarını bu külliyata vermeden, modern külliyata. Dolayısıyla hani Bizantinolog kimdir ve ne çalışır sorusu üzerinden bu iki probleme dikkat çekmek istedim. Bu birincisi bu. İkincisi de tabii ki yine çok ilintili. Türkiye'deki Bizantinologlar Yunancıları olsa da sordukları sorular gereği mi yoksa başka nedenle mi hep tarih eserlerine ve kroniklere yoğunlaşıyorlar. Yani Bizans döneminden kalma tarih eserleri ve kronikler, bazen de Aziz Hayatları. Ama Bizans biliyorsunuz külliyatı içinde bilimsel janraların, edebiyat türlerinin olduğu, işte retorik eserlerin olduğu, metiyelerin olduğu, metiyeler üzerinden de, medikal kaynaklar üzerinden de, şiirler üzerinden de, mesela Sirençik'teki şiirlere dikkat çekiyor. Eksecesiz yani dini yorumlar üzerinden de Bizans Türk ilişkileri üzerinde çalışabilirsiniz. Bizans mutfağı üzerinde çalışabilirsiniz. Dolayısıyla Epigrafi kitabeler yani. kitabelerle aynen. Ve bir de yine arka arkaya söylüyorum da çok vaktimiz yok diye, bir de benden söz gidecek diye. Her ne kadar burada o ayrımı yapsak da biz tarihçi, sanat tercihçisi, arkeolog ayrımının sonuna kadar kesin duvarlarla ayrılmaması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki arkeoloğun yıllarını verip de öğrendiği şeylerle benim biraz arkeoloji tadına bakmam aynı olmayacak, ama bir sanat tarihi basit düzeyde de olsa formasyon almam benim için sadece kaynakları yazılı değil, görsel kaynakları da okuma veya okurken söylerken yanlış söylememem için çok elzem. Keza Türkiye'de de eminim siz söyleyeceksiniz ikiniz, sanat tarihçilerin de Yunanca bilmemesi, ya da çoğunun bilmemesi ya da çok az bilmesi de o alt alanda bir problem olarak görüyorum. Başka fikirlerim var ama çok domine etmeyeyim. O yüzden Nevra Hanım'a bırakayım sözü. Söylenecek aklımdaki her şeyi söyledi. Sözü Koray sen verdin. hızlı hızlı. Evet. Sadece bir iki noktayı vurgulayayım yani. Kaynak kullanımı, yazılı kaynak kullanımı arkeologlar için de sanat tarihçileri için de önemli olan bir şey. O tabii daha eski bir jenerasyon sanat tarihini böyle daha tarihsel şeyler üzerinden, biçimsel şeyler üzerinden gittiği için gerekli görmüyorlardı dil öğrenmeyi. Bizans tarihinin de Türkiye'de Bizans sanat tarihine veya arkeolojisine nazaran daha nispeten geride kalmış olmasının bir sebebi de aslında belki bu dil sorunu. Çünkü antik Yunanca veya Bizans Yunancası öğrenme imkanları çok kısıtlıydı. Bu tabii şimdi değişmeye başladı ve bizler gibi öğrencileri dil öğrenimi çok çok önemli. Sadece antik Yunanca değil, çalışılan konudaki her gerekli uygun dili öğrenmek gerekiyor. Dolayısıyla bunu erken bir zamandan itibaren dil öğrenmeye başlamak çok çok önemli. Ama şimdi gençler arasında, öğrencilerimiz arasında bizlerin de teşvikleriyle ve biraz da tabii işte dil derslerinin de antik Yunanca, Latince gibi dil derslerinin de verilmeye eskisine nazaran daha çok başlanmış olması sonucunda iyi bir yönde ilerliyoruz. O bir nokta. İki, yine şeyi de vurgulayayım. Tabii hangi tip kaynaklar, yazılı kaynaklardan tarihçi olarak söz edecek olursak, Koray az önce değişik tip kaynaklar, değişik janralarda kaynaklar olduğundan söz etti. İşte o da biraz değişmekte. Çünkü Sirençelik örneğinde olduğu gibi şimdi Türkçe'ye yapılmış bir şiir antolojisi, Bizans şiir antolojisi çevirimiz var yani. Dolayısıyla ben
sorunlu şeylerden olumlu yöndeki gelişmeleri vurgulamış olayım böylelikle. Ve de sözü sanat tarihçilerimize bırakayım. Evet, ben bu arada sizin merkez olarak yaz okulları bünyesinde verdiğiniz yabancı dil derslerinin tüm Türkiye'den öğrenciler arasında izlenmesi de çok büyük bir katkı gerçekten. Ama halen üniversitelerin %90'ında Yunanca, Latince dersleri yok maalesef. Koray, buyurun. Pardon, araya giriyorum. Aynen sizin söylediğinizde ek yapacağım. Özellikle sadece Boğaziçi Üniversitesi değil, Muğla Üniversitesi'nin bu yaz zaten chatte yazıldı. Başladığı bir Latince, Yunanca, Süryanca programı var. Bizantolog'da çıkan Kutlu Akalın'ın var. Yani birkaç tane fazla bir yerde daha var. Var. Evet. Ama şey dikkatimi çekiyor. Tam da sizi o yüzden yarı kaldırdım. Şimdi ona baktım. Türkiye'de Çağdaş Yunan Dili Edebiyatı Programı Ankara Üniversitesi'nde, İstanbul Üniversitesi'nde, Trakya'da var. Eski Yunan Dili Edebiyatı İstanbul ve Akdeniz Üniversitesi'nde var. Latince ise Latin Dili Edebiyatı Ankara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nde var. Normalde Batı ülkelerinde 20. yüzyılda Bizantolog, Sinolog adayları, özellikle dili kuvvetli olan, filolog olanlar bu kurumlardan çıkarlar. Eski Yunan Dili Edebiyatı ve Latin Dili Edebiyatı'ndan. Fakat ben mesela benim cehaletimi bilmiyorum. Ne öğrenci olarak, ne hoca olarak, şimdi böyle bir cevap hakkı doğuyor tabii bu bölümlerdeki hocalara. Bir Bizans çalışmalarına katkılarında eksikliğini hissediyorum. Ya ilgi duymuyorlar ya başka bir teknik veya işte lojistik neden var. Bu bir soru olarak hep kafamda. İlerideki terminoloji konferansında ve başka ortamlarda bu soruyu hep açmak istiyorum. Bize burada bir destek eksikliği var bu bölümlerden. Evet, çok haklısın. O zaman sanat tarihi sorunlarına biraz da geçebiliriz. Tolga, sen neler söyleyeceksin bize? Yani sanat tarihi aslında belki de en az sorunlu dallardan bir tanesi belki şu anlamda inanılmaz bir popülaritesi var sanat tarihi, Bizans sanat tarihi Türkiye'de. Bunda da tabii yani birçok eski tırnak içinde hocaların payı büyük. Bunun popülerleşmesinde yani popülerleşmesi akademik anlamda popülerleşmesinde çok önemli katkıları var. Siz de zaten bu ekollerden birinden geliyorsunuz. Yani Hacettepe ekolü bugün işte Türkiye'deki sanat çalışmalarının neredeyse çok büyük bir bölümünü üreten insanların, meslektaşların geldiği bölüm. Yani ben şöyle bir saptamada bulunmak istiyorum. Sanat tarihi, Koray'ın da dediği gibi, Türkiye'de ne yazık ki henüz kapsayıcı olmaktan uzak ya da bu en azından bu benim kendi gözlemim. Yani bir sanat tarihçisi belli bir konuda uzmanlaşıp o konuda yayınlar yapıyor. Bunun tabii kötü bir tarafı yok. Ama belki de başka birçok yan dalı da içine katarak daha kapsayıcı bir bakış geliştirmek konusunda belki de biraz eksik kalıyoruz. Yani bu sözüm özellikle de benden daha genç jenerasyondaki sanat tarihçilerine. Çünkü yani onların daha uzun bir yolları var önünde gidecekleri. Yani biraz daha deskriptif olmaktan daha eleştirel olmaya doğru bir geçiş yapmamız bence gerekiyor. İkinci sorun bence Koray'ın da değindiği dil sorunu. Yani sadece Orta Çağ Yunancası değil. Yani tabii ki kimse yani herkesin Orta Çağ Yunancası uzmanı olması beklenemez ama yani sanat tarihle uğraşan birinin de bu alandaki bu alanın ABC'sini en azından bilmeleri gerektiğini ben düşünüyorum. Bir de yabancı diller. Yani işte bu tabii genel bir sorun aslında. Yani bir takım yabancı dillerin yayınlarına ulaşmadan bu kapsayıcı bakışı çok da geliştirmek mümkün gibi gelmiyor bana. Başka yani
Onun dışında bir de benim gözlemim yine arkeoloji, yani sanat, aslında Bizans sanat tarihçilerinin çoğu bir fiil arkeolog olarak çalışıyorlar. Yani bunun da belki irdelenmesi gerekiyor. Yani bu kötü şey, eleştirel anlamda söylemiyorum. Demek ki yani Bizans sanat tarihi aslında çok kapsayıcı bir şey. Yani sadece maddi kalıntılar, yani arkeolojik kalıntılarla sınırlı değil, duvar resimleriyle sınırlı değil. Yani çok, bunları hepsini bir araya getiren bir alan. Onun için belki de yani bu genel kapsayıcı bakış konusunda biraz daha hassas olunması gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha az deskriptif çalışma yapıp daha fazla yoruma yönelmek belki zamanı gelmiş de geçiyor gibi geliyor bana. Evet, ben de hepsine katılıyorum. Sanat tarihi alanında benim de gözlemlerim her yıl giderek arkeolojik çalışmalara yüzdeye baktığımızda bu çalışmaların arttığını görüyoruz. Bunun tabii başlıca nedeni Türkiye'de malzeme çok. Çalışacak her gün yeni buluntu çıkıyor ve bunların bilimsel yöntemlerle, arkeolojik yöntemlerle işte ortaya çıkarılması, çalışılması tabii ki güzel bir şey, olumlu bir şey, ama diğer yandan da kavramsal çalışmalar geri planda kalıyor. Senin de dediğin gibi Tolga, dil sorunu var, evet, ama bizler, yani benim jenerasyonumun okuduğu süreçte, örneğin benim üniversitemde Yunanca ve Latince dersleri hiçbir zaman olmadı. Belki çok eski, benden önceki dönemde galiba Latince varmış. Onu biliyorum. Bu arada kayıt için bir duyuru var. Onun dışında başka sorunlar da var. Örneğin, neden arkeoloji tercih ediliyor özellikle gençler tarafından? Benim düşüncem, arkeoloji tanınırlık ve popülerlik sağlayan alanlar için çok uygun. Yani o bunu isteyen kişiler için çok uygun. Yeni buluntuyu anında duyurmak. Sosyal medyanın bunda çok büyük bir katkısı var. Tanınır ve popüler olmak isteyen kişiler için arkeoloji çok uygun bir alan. Yani bunu küçümseyerek söylemiyorum, ama bu bir jenerasyon farklılığı, belki bakış açısının farklılığı diyebiliriz. Öte yandan Kültür Bakanlığı'nın son yıllarda aldığı kararlar da etken olabilir. Çünkü çok genç, işte doktorası henüz bitmiş, belki bir yıl kazıda çalışmış kişilere kazı başkanlığı verilmeye başlandı. Bu da bir sorgulanması gereken bir liyakat sorunu. Kazı başkanlığı için uzun bir deneyim gerektirir, uzun yıllar çalışma deneyimi gerektirir. Onun dışında benim yine birebir yaşadığım bir sorun, bu belki etik bir sorun da olabilir. Son zamanlarda doçent dosyaları geliyor, jüri üyesi olarak tarafıma gelen dosyalarda bakıyorum. Kişinin CV'sine baktığımda hocası bir İslam sanatı uzmanı. Onun yanında Bizans doktorası yapmış, daha sonra Bizans yayınları yapmış filan. Yani bir formasyon sorunu da var aynı zamanda. Bu da sorgulanması gereken bir durum gibi görünüyor.
Benim yani şu anda tabii daha çok sorunumuz var ama süremiz daralıyor. O nedenle bu konuyu bilmiyorum sizlerin. Evet Koray. Sesin kapalı. İki ekleme yapmak istiyorum söylediklerinize. Hep mesela konuşmamızın başından beri şey diyoruz. Türkiye'de biz sanat, materyal, kültür çalışanlar sayısı tarih birincil kaynakları, Evet. yazılı kaynakları çalışanlara göre çok daha fazla. Sonra merak ettim. Bu sabah şeye baktım. Türkiye'de kaç tarih bölümü var? Kaç sanat tarihi bölümü var? Kaç arkeoloji bölümü var? 113 tane tarih bölümü varmış. 44 tane arkeoloji bölümü, 45 tane sanat tarihi bölümü. Aslında yani normalde tarihçilerin daha çok olması lazım. Hani o ayrımlar komik diyoruz ama hani Evet, o evet. formasyon ve ürünlere bakarsak tarihçilerin daha fazla olması lazım. Bir de her tarih bölümünde de Bizans çalışan yok. Tam Yani tersi, o yüzden hiç ha, neredeyse o yok. da İşte bir 7-8 gerçek. tane üniversitede var, Evet. 113 üniversiteden 7-8 tanesinde var. Bir de tabii şimdi sayılar demişken, bunu en son galiba kapanışında Sevgi Nur'un 24 Haziran'da bu yaz söylendi. O kadar çok öğrenci var ki bunların her birinin bize antrenolog olmasını beklemek. Yani belki daha az öğrenciyle daha Evet. iyi ürün öğrenci yetiştirmek çok daha ve tercih edeceğimiz bir şey. Yani bu kadar çok tarih ve sanat tarihi bölümünün olması, bu kadar çok Bizans antrenoloğunun çıkması, belki erken Cumhuriyet dönemi gibi daha az sayıda insanın daha yoğun şekilde yıllar içinde kendini geliştirdiği bir formasyon, ben açıkçası düşünülmesi gerektiğini Ben burada bir düşünüyorum. araya gireceğim. Benim hocam bugün onu da anmak istiyorum, Yıldız Ötüken'i. Bugün baktım 10 doktora öğrencisi yetiştirmiş. Yani Türkiye'de aslında Bizans'ın bu kadar köklenmesinde etkin kişi 10 doktora öğrencisi yetiştirmiş ama nitelikli yetiştirdiği için. Yani dediğin gibi sayı az olabilir ama daha nitelikli olmalı. Evet, Nevra benden daha iyi bilir ama sanırım rahmetli Yıldız Ötüken sayesinde Bizans YÖK'ün ana bilim dalları listesine kabul edildi, değil mi? Ya da ben mi onun hikayesini... Bilmiyorum, Sema'nın daha iyi bilmesi lazım şu an Şöyle oldu. olduğu için. Ben hatırlıyorum o süreci. Günser Renda'nın da YÖK'te o yıllarda görevi vardı. Bu alanların belirlenmesinde ve bizim bölümden gitti o öneri ve orada da kabul edildi. Yani bu bir milattır aslında. Hani Evet, evet. yani ben de deminden beri araya girmek istedim çünkü bu ana bilim dalı meselesi, yani tarih bölümleri daha fazla ama tarihçi, Bizans tarihçisi yetişmiyor. Chat'teki sorular arasında da veya komentler arasında bir kişi şey demiş, Bizans kürsülerinin Türkiye'deki üniversitelerde yetersiz olduğunu düşünüyorum, bu da bir etkendir diye. Öyle yani, Bizans kürsüsü veya işte kürsü sistemi artık yok ama ana bilim dalı dediğimiz tarih bölümlerinde Bizans tarihi diye bir Türkiye'de ana bilim dalı yok. Bizans sanatı var. Bizans arkeolojisi yok. Bizans arkeolojisi de yok galiba. Hristiyan sanatları ve Bizans sanatı diye var ana bilim dalı. Fakat Bizans tarihi yok. Orta Yok. çağ tarihi. Orta çağ tarihi içerisinde Bizans tarihi de kayboluyor. Son birkaç senedir en azından YÖK bu doçentlik sistemindeki şeylerde anahtar kelime olarak Bizans tarihini, Bizans'ı ekledi. Yoksa o zamana kadar hiç yoktu. Yani sözü geçmeyen bir şeydi. Dolayısıyla bir de diğer bir sorun da Koray'ın az önce sözünü ettiği. Yani çoğu tarih bölümünde de Bizans tarihi verilmiyor dediniz. Şimdi lisans seviyesinde veriliyor. Hatta her tarih bölümünde bir Bizans dersi Yok. verilmesi gerekiyor diye bir kural vardı. O kaldırıldı galiba şimdi. Ama yani Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümünde ben gelene kadar, yani ilk tarih, Bizans tarihi derslerini ben başlattım orada. Dersleri ben kurguladım vesaire. Bizans tarihi derslerini.
Ama öte yandan da pek çok üniversitede, Anadolu'da vesaire de bu bize az tarihi dersleri veriliyor. Ama az önce sözünü ettiğiniz soruna bağlanıyor. Bizans uzmanı olmayan kişiler tarafından. Evet, lisans seviyesinde işte böyle hani genel kültür, genel bilgi olarak lisans öğrencilerine, tarih öğrencilerine Bizans tarihi anlatılabilir diye bir düşünce var. Ve Bizans uzmanlarının olmadığı bir yerden işte Orta Çağ uzmanları anlatıyorlar, Bizans tarihi derslerini veriyorlar. O ciddi bir sorun ve yetersizlik. Evet. Ama evet yani ama hala bir Bizans tarihi ana bilim dalı olmaması da Türkiye gibi bir ülkede yani üstünde yaşadığımız topraklarda ve tarihsel donanımımızın, kültürel tarihimizin varlığını hala reddetmek demek. Öyleyiz zaten şu anda. Yani hala işte mehter takımı dediniz ya demin, bir ileri iki geri çabalıyoruz. Şimdi belki son olarak hani bu alanda bu sorunlar üzerine neler yapılabilir? Bizans çalışmalarındaki alanın gelişmesi için ne yapalım? Tabii bu bizim çalışmalarımızın temelinde gelişimi için maddi destekler de önemli. Daha önce de sizlerle bunu konuşmuştuk. Yani sponsorluklar her zaman ihtiyacımız oluyor. Örneğin sizin bugün konu olan kitabınızın sponsorluğunu İş Bankası üstlenmiş. Bunun gibi nasıl ya da ne tür kurumlardan destek alınabiliyor? Alanın gelişmesinde sponsorluk konulardan biri, ama belki işte sizin açtığınız yaz okulları falan gibi bir burayı da bu konuyu toparlamamız lazım. Sponsorluk konusunda Nevra, senin hem bir merkez direktörlüğün ve işte onun dışında Milli Komite üyeliği, bunlar bizler de varız diye biliyorum. Türk Tarih Kurumu filan, yani bu konuda bizlerin durumu nedir? Ben de biraz bu işlerin içindeyim ama sen daha çok içindesin. Evet, sponsorluk yurt içi veya yurt dışı kesinlikle gerekiyor. Çünkü örneğin Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde Bizans çalışmaları uygulama ve araştırma merkezi olarak açıldı. Ama uygulama ve araştırma merkezlerinin bütçesi yani komik denecek kadar az. Onun için yani ancak işte kırtasiye malzemesi, belki bir bilgisayar ek malzemeleri, kendisini değil de alabilirsiniz o bütçelerle. Dolayısıyla tabii ki sponsor bulmak mecburiyeti var. Biz şanslıydık gayretlerimizle. Amerika'da Mellon Vakfı var, Andrew W. Mellon Vakfı var. Harvard Üniversitesi ile bir işbirliği kurduk. Onların Orta Doğu Çalışmaları Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi bizim merkezimiz. O çerçevede bu Mellon Vakfı'ndan güzel bir bağış alabildik. Ve bugüne kadar yaptığımız pek çok faaliyeti de o bağıştan gelen para sayesinde yapabiliyoruz. Örneğin yaptığımız, düzenlediğimiz yaz okulu kursları tamamen ücretsiz. Hatta yurt dışından bile gelen veya İstanbul dışından gelen öğrencilerin yol paraları, ulaşım masrafları, kalacak konut vesaire gibi her bir şey karşılanıyor. Ama sonra ciddi bir arayış içerisindeyiz Bizans Çalışmaları Merkezi olarak. Onun ötesinde Türk Tarih Kurumu'ndan söz edildi. Evet, Türk Tarih Kurumu'nun elinde para var ama Türk Tarih Kurumu Bizans çalışmalarını maalesef desteklemiyor. Üstelik Türk Tarih Kurumu'nun bünyesinde kurulmuş olan bir milli komitemiz var.
Böyle bir milli komitenin varlığı çok önemli. Uluslararası ilişkiler açısından ve kurumsallaşma açısından, Bizans çalışmalarının kurumsallaşması açısından, yani Türkiye'deki 2000 sonu 2001 başında kuruldu nihayet bir milli komite, Bizans çalışmaları milli komitesi. Bu çok önemli bir, o da bir önemli bir dönüm noktasıydı. Fakat yani bir maddi olarak herhangi Çok. bir destek görmüyoruz maalesef. İşte Koç Üniversitesi'ne bağlı diğer Bizans Çalışmaları Merkezi, GABAM, veya şimdi artık yani Sevgi Gönül Sevgi Bizans Gönül. Çalışmaları Merkezi olarak adı değişti. Onların da hem Vehbi Koç Vakfı, Koç Üniversitesi vesaire yoluyla ve onların da neydi, Niarchos muydu? Charles Niarchos. Evet, Stavros Niarchos Vakfı'ndan vardı elde ettikleri fonlar. Ama o da orada da son buldu. Çok gerekiyor. Geçmişte de 99 yılında da örneğin 99 yılındaki Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen konferans, Yapı Kredi, o zaman da Yapı Kredi Kültür Sanat AŞ bize destek olmuştu. Sponsor Fransız olmuştu. Kültür, Fransız Araştırma Enstitüsü de galiba destek olmuştu 99'da, yanlış mı? Evet, yani birlikte onların da işbirliğiyle düzenledik. Ama maddi destek çok fazla gelmemişti oradan. Sadece birkaç kişiyi, onlar kalan daha genç araştırmacıları kendi şeylerinde, lojmanlarında barındırmışlardı. O daha çok akademik bir destekti. Ama maddi destek ve bir takım şeylerin de, yan faaliyetlerin de, yani o 99 yılı boyunca Yapı Kredi türlü türlü yan faaliyetlerini hep Bizans'a ayırdı. Bizans sergisi açtı. Sanat Dünyamız ve Kogito ve Kitaplık dergileri, yayınlarının hepsi Bizans üzerine oldu. Böyle bir ciddi Bizans'ın Mor Yüzyılı sergisini açtılar. Bizim konferansla eş zamanlı olarak bir Maria Keyrouz konseri oldu. Böyle Bizans çentleri söyleyen bir kişi. O konserde konferans çerçevesinde gerçekleşti. Dolayısıyla bir takım kurumlar var sponsorluk yapan, ama kısıtlı Çok maalesef. kısıtlı ve benim düşüncem aslında üniversitelerin ayrılan bütçeleri çok yetersiz. BAP projeleri biliyorsunuz satın alma yoluyla kullanılabiliyor o paralar. Yani bu her alan için uygun olmuyor. Yani ben bir kitap yazacaksam yayın evi teklif mi verecek filan. Yani bu tür böyle bürokratik ve Maliye Bakanlığı'nın uygulamaları giriyor devreye veya aynı şey kazı çalışmaları için de geçerli. Üniversitelerin desteğini kullanmak çok zor ve zaten çok da kısıtlı. Yani her zaman biz böyle maddi sorunlarla boğuşarak böyle kısıtlı çalışabiliyoruz. Peki. Olumlu şeyler de yok değil aslında bu anlamda, yani sponsorluk anlamında. Bunu söyleyerek isterseniz toparlayalım, Olumlu bitirelim diyorsun. müsaade ederseniz. Evet, Yani ama daha bitirmeyelim. Bir 5 dakika daha peki. devam edebiliriz. O da Bizans çalışmalarında şu anda belki biraz önce de bir cümleyle değindik. Önümüzdeki engeller ve ön yargılarda bundan da söz etmek lazım. Sizler bu konuda neler söyleyeceksiniz? Kim? Koray. Tabii ön yargılarla, engellerle problemler hepsi tek bir bütünün parçası.
Yani sponsorlukla ilgili çok bir şey eklemek istiyorum. Geniş sponsorluk iyi bir şey ama herhangi bir tek bir gücün elinde toplanan mali kontrol her zaman tek sesle yol açacağı için hem özel sektör olsun, dernekler, vakıflar olsun, gelecek kaynakları da eninde sonunda parayı veren çalar olduğu için onları da bir olsa da yanında üniversitelerin de kendi kaynaklı olması gerektiğini ama sadece onlara güvenemeyeceğimiz çünkü üniversitelerde biliyorsunuz bir hiyerarşi içinde YÖK'e bağlı ve her şeyi yapamıyorsunuz. Evet. Tarih kurumunun da aynı zamanda destek olması lazım ama odadaki Amerikalıların dediği gibi fili de görelim. Belli bir ideolojik ceketi bize giydirmeye çalışacak pek çok kişi olabileceği için. Dolayısıyla tek bir ana kurumun Türkiye'deki Bizans çalışmalarını yönlendirmediği çok sesli o şekilde çok da çok merkezli sponsorluk anlamında da bir ortamın olması benim dileğim. Çünkü Türkiye'deki belli dönemlerde işte erken Cumhuriyet döneminde ya da işte 90'larda var. Belli bir grup devlet ya da aile ya da kurum ya da dernek çok hakim olunca bütün hikaye onun çevresinde dönmeye başlıyor. Dolayısıyla sanırım 2000'ler sonrası Türkiye bu çok sesliliğe, çok paralılığa çok mali desteğe uygun bir yer. Onu söylemek istedim ama hazır sözü bırakmadan önce ön yargılar problemlerle ilgili maalesef yine aynı fil yine kendini gösteriyor. Türkiye'de Bizans çalışmalarını yapmak Hititoloji çalışmaya, Urartu çalışmaya benzemiyor. Çünkü Benzemiyor. Bizans çalışması dendiği anda hemen Hristiyanlık ve Hristiyanlık propagandası, kilise ve hemen oradan Ayasofya gibi veya işte Yunanca derken Yunan seviciliği gibi beklemediğiniz, hiç düşünmediğiniz alanlara doğru çekiliyorsunuz. Tabii ki bu entelektüel ortamlarda olmasa da beklemediğiniz ortamlarda ve şekillerde karşınıza çıkabiliyor. O yüzden çok böyle dikkatli yürünmesi gereken bir alan veya biz farkında olmasak da arkamızdan konuşulan bir alan galiba. Yok, önümüzden de konuşuluyor yani, aklımızdan değil. İstanbul'u ele geçirme söylemi var. Yine birisi chatlere ilave etmiş zaten. İşte yani az önce Koray'ın söylediği Hristiyan vesaire gibi görmenin yanı sıra işte İstanbul'u Bizanslaştırma hayali oluyor. Bizans çalışmaları, Bizans konusunda akademisyen olmak. Böyle de çarpık, yanlış, çarpıtıcı bir algı var maalesef. Evet. Bunda tabii hem dini hem ideolojik etkiler söz konusu. Yani bunu en basit lisans öğrencilerinde gözlemleyebiliyorum. Kendini İslam sanatına daha yakın hissettiğini, Bizans'ın zor geldiğini filan. Yani Bizans'a gönül veren çok öğrencimiz de var ama yüzdeye vurduğumuzda daha az her zaman. Öyle. Evet, yani şey, olumsuzluklar çok tabii. Yani Nevra ve Koray, siz dile getirdiniz. Bütün bu olumsuzluklara rağmen bir dinamizm de var. Yani bunu Evet, işte evet. baştan beri görüyoruz. Peki yani bunu sonuç olarak nereye bağlamak lazım? Yani bu artarak devam edecek mi? Etmeli mi? Etmesi beklenebilir mi? Rahmetli Semavi Eycen'in de bir sözü, onunla yapılan bir söyleşiden kalan bir tespiti var aklımda. Yani Türkiye'nin Bizans mirasına sahip çıkması beklenebilir mi? Soru işareti gibi bir Öngörmüş demek ki yani geçmişte. hayır, bu bir paradoks mu diyor yani Evet. ben öyle anlıyorum, en azından bu Evet. cümleyi ben öyle anlıyorum. Bu bağlamda acaba bizim bu kitabın devamı gelmeli mi? Evet, belki onunla kapatabiliriz. Nevra ile Koray'ın düzenlediği şeyin devamı Evet. gelmeli mi, gelmemeli Yani mi? ben bir az önce Böyle de bir gereklilik var mı? bence var, çok önemli ve kitaptan önce tabii konferansının yapılması lazım. Yani evet. Dolayısıyla bu birinci ulusal konferansı Boğaziçi Üniversitesi merkezi olarak, Bizans çalışmaları merkezi olarak biz düzenledik. Ama bayrağı bir başka üniversitenin
Bizans çalışmalarında kuvvetli bir başka üniversitenin bayrağı devralması ve bu süreci devam ettirmesi, arkasından da tabii konferanstan sonra bildiri kitabı da çıkacaktır zaten. Ama Evet. bence gerekli, çünkü bizim düzenlediğimiz konferansta da hepiniz vardınız, dolayısıyla hatırlayacaksınız. Yani çok olumlu bir hava ve herkes çok mutlu olmuştu. Yani bizler böyle ilk defa bu kadar çok kişi bir araya gelebildik. Tamam, kazı çalışmalarında arkeologlar bir arada oluyor ama tarihçiler yok aralarında. Evet. Sanat tarihçileri olmuyor, yani arkeoloji ile uğraşmayan. Dolayısıyla böyle herkesin bir arada olduğu ve böyle çok coşkulu ve herkes çok mutlu ayrılmıştı. Ama bizler de yani ancak kitabın edisyonunu halledebildik. Yani arada başka faaliyetler ve yaptığımız işler oldu. Ama yani biz hani bunu hep biz yapalım diye bir şeyimiz, düşüncemiz yok. Aksine hedef, az önce örneklerini verdiğim gibi ve kazı çalışmalarında da olduğu gibi değişik üniversitelerin ev sahipliğinde bu konferansların yapılması. Her sene olmasa bile 2 senede bir, Evet. 3 senede Zaten her bir. sene olursa kitabı hemen çıkmayabilir. O Evet. nedenle böyle Ama üst. 2-3 senede bir, yani sevgi gönül Evet. sempozyumları gibi. Yani sevgi gönül başka bir kategoride çünkü. Bu bahsettiğimiz bambaşka bir kategori. Evet, ben de Nevra'yı eklemek istiyorum. Yani gerçekten çok önemli. Söylediği çok çok önemli. Neden? Çünkü yani kazı sonuçları toplantısı veya ortaçağ sempozyumu tabii ki çok önemli toplantılar. Fakat yani bir üst disiplin altındaki alt disiplinlerin bir araya gelmesi Evet. gerçekten çok önemli. Çünkü büyük bir beyin fırtınası yaratıyor. Yani orada bütün yan dallarla birlikte olduğunuz için sizin o duvar resimlerini analiz ederken görmediğiniz bir şeyi başka bir konuşmada, başka bir bakış açısında siz yakalıyorsunuz. Ve bunu yakalamanın, yani bu çok Çok disiplinli yararlı. Evet. yakalamanın tek şeyi o üst disiplin, yani adını ne koyacaksak, isterseniz doğu Roma diyelim veya neyse işte yani. Onun altında toplamak çok bence çok doğru bir şey. Evet, ben sizlere daha önce de söylemiştim, hani Hacettepe olarak üstlenmeyi çok isterim ama üniversitenin bu konuda desteği olmayacağını düşünüyorum. Belki önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir görüşme falan yaptıktan sonra netleşebilir. Onun için hani bir söz veremem ama bence Hacettepe olması gereken yer diye düşünüyorum ikincisini. Evet. Bir de hatırlatmak isterim Ya da tabii bunu. online yapılabilir mi? Ama aynı keyfi verir mi? İyi, yok. Yok, yok. Yok. Evet, evet Ama doğru. bir de hatırlatmak isterim. Bizim yaptığımızda mali açıdan çok yük olmadı biz Boğaziçi Üniversitesi'ne. Çünkü biz bütün konukların neredeyse hiçbir şeyini 2 günlük yemekler Karşılamadım. dışında karşılamadık. Dolayısıyla herkes kendi bütçesiyle bölümünden, üniversitesinden aldıklarıyla veya kendi cebinden geldi. Veya evet, TÜBİTAK'ta Peki o yazmış. zaman biz daha Mellon Vakfı'ndan bağışımızı almamıştık. Merkez yeni açılmıştı. Bir sene önce 2015 yılında açılmıştı merkez. Bunu 2016 yılında düzenledik. O zaman henüz almamıştık parayı. Ama yani evet, herkes bir şekilde İstanbul'a işte geldiler, kalacak yer ayarladılar. Herkes, yani tanıdıklar falan Evet. var. Yani Türkiye içinde olunca yine Daha kolay. makul bir şeyler yapabilmek kolay. Dolayısıyla biz Koray'ın dediği gibi yiyecek şeysini üstlendik. Kahve molaları vesaire. Tabii ki bir takım masraflar var. Bütün fotokopiyi şuydu buydu Tabii ama ki. altından kalkılmayacak bir şey değildi. Evet. Önümüzdeki günlerde irtibatta kalırız bu konuda. Sizlerden destek alırım. Şimdi Soru evet, soru değil kısmına mi? Çünkü vakit geçmemiz geçiyor. lazım. Telaşlanıyorum ben de, sorular Evet, yazanlar. aynen. Ben şimdi buradan Üzmeyelim, kırmayalım kimseyi. chat kısmından bilgiler de var bizlere Evet. aktarılan, onları da okumak istiyorum. Örneğin
Troya Müzesi'nde güncel bir sergi varmış şu anda. Konstantin'den Sultan Mehmet'e, şu bizim Bizans başlıklı. Bizans başlığı da Radi Dikici'nin kitabının başlığı. Sonra onu değiştirdi, Bizans İmparatorluğu yaptı. Şu bizim Bizans iken çok daha ilginçti. Yani Bizans'ı Evet. bir şekilde sahiplenme ve içselleştirme eğiliminin bir örneği olarak ben görüyordum ve olumlu bakıyordum. Ama sonra böyle Bizans İmparatorluğu tarihi olarak nötr Şu bir başlığa dönüştü. Pardon. bizim çocuk. bizim Bizans. Bir diğer dinleyicimiz, öncelikle en büyük Bizans uzmanımız Sema Veyce'nin aziz hatırasına saygılarını sunmak istemiş. Ve sorusu, kitabı okuduktan sonra sorularımız olursa kime veya nereye başvurmalıyız ya da bizi nasıl yönlendirmek istersiniz? Nevra, ne diyorsun? Yani bizlere e-mail yazabilirsiniz. Bizans çalışma, yani Boğaziçi Üniversitesi'nin web sitesine girdiğinizde Bizans Çalışmaları Merkezi'ne de yönlendirme var. Veyahut da Koray da ben de tarih bölümü öğretim üyesiyiz zaten. Tarih bölümünün web sitesinde bizlerin e-mail adreslerimiz var. Bize yazabilirsiniz, memnun oluruz. Yardımcı olmaya çalışırız elimizden geldiğince. Bu arada burada isimler çıkmıyor, o yüzden okumuyorum. İsimler yok. Bir diğer dinleyici de, bu yaz Muğla'da klasik diller yaz kursu düzenlemişler. Murat Keçiş. Yunanca, Latince ve Süryanice, biliyor musunuz? Haberiniz var mı? Biz biliyoruz Evet, az yani. önce söyledim ya, Muğla'da da yapıldı Yunanca yazı Tabii. diye. Devamı da gelecek inşallah. Aa. Dolayısıyla sayıları artar yani. Yani Geoaktif Kültür Merkezi'nin de yaptığı var. Önemli olan devamlılık galiba. Mesela Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde de 2011 yılında 1-2 yıl ders verilmiş giriş düzeyinde. Sonra sanırım durdu. Hoca Bilin. sorunu var bence bir de bu Pardon, konuda. Fatih Sultan Üniversitesi'nde pardon, bu yaz Linguark Arşiv Dilleri diye bir Yunanca yaz okulu açıldı ve Dilan Taştekin B1 düzeyinde Yunanca verdi. Umarım onun da devamı gelir. Böylece Muğla ve Fatih Sultan Mehmet Vakfı'nda ikisi devam eder. Klasik Yunanca. Bunlar klasik Evet. Yunanca. İkisi de Evet, biz B1. farklı olarak klasik Yunanca donanımı olan bir miktar yani kişilere Bizans Yunancası özelinde veriyoruz. Az önce yine ben ilave etmek istiyorum dil donanımı ve öneminden bahsediyorduk. Tabii Orta Çağ Yunancası veya Bizans Yunancası dediğimiz Orta Çağ Yunancası dünyanın pek çok az yerinde, tek tük yerinde eğitimi verilen bir dil. Çoğu Bizantolog klasik Yunanca eğitiminden geliyor. Kaynakları okurken Orta Çağ Yunancasına vakıf olabiliyor. İşte Harvard Üniversitesi gibi tek tük böyle yerlerde veriliyor. Bir de işte Dumbarton Oxford yaz okulu kursları olarak veren Atina'da Genadyon var. Bir de işte bu Bizans Yunancasını dolayısıyla çok gururluyuz ki İstanbul'da en azından işte bu Evet. Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Merkezi'nde de verebiliyoruz. İyi ki varsınız. Yani bu çok değerli gerçekten. Bir diğer notta da Türkiye'de üniversitelerde Bizans kürsülerinin yetersiz olduğunu düşünüyorum demiş. Sorunlardan biri de bu kanımca. Evet, katılıyorum ben de. Bir soru var. Lisans üstü öğrencileri ne kadar hikayenin parçası yapmak istiyorsunuz onların hani yetişmesi için? En sonunda gelmiş Sema. Sonda mı? Evet. Güzel bir soru, önemli bir soru. Çünkü benim dönemimde lisans üstü öğrencisi olarak 90'ların sonunda ben hani bir konferansa direkt kendim katılıyormak düşünürdüm veya ne de bir sunum yapardım. Gerçi bir tane yapmıştım ama şimdiki nesil çok daha aktif. Hem yayın anlamında kendi lisansüstü konferanslarına veya düz konferanslara katılıyorlar. Yayın yapmaya çalışıyorlar. Doktordan çıkarken zaten 2-3 makalen olmazsa biraz eksik görülüyor yurt dışında. Türkiye'de de öyle olmaya başladı. O anlamda devir değişti 20 yıl evveline göre. Bence çok güzel bir öneri. Hem bu ilerideki ulusal, benim de destekçisi olduğum ulusal kongrede 3-4 yılda bir tekrarlanacak.
ya da diğer ileriki etkinliklerde lisans öğrencilerini de başta ortada ya da sonda Lisansüstü diyorsun. Lisansüstü. lisans üstü, master ve doktor. Evet. Master ve doktor Evet. öğrencilerine yer verilmesini Kesinlikle elzem olduğunu katılıyorum ben düşünüyorum. de. Tabii. Katılıyorum ve destekliyorum. Tabii. Biz doktora sonrası araştırmacılara yönelik yaptık ama biz de yani ilk defa deniyorduk böyle bir şeyi. Ama zaten hakemlik sürecinden de geçiyor. Dolayısıyla hakemlik sürecinden olumlu değerlendirilen master ve doktora öğrencilerinin de katılımı çok iyi olur. Ayrıca demin örneğini verdiğim Amerika'daki Byzantine Studies Conference'a da pek çok doktora öğrencisi, master pek görmedim ama zaten orada birleşik master doktora programı var genellikle. Pek çok doktora öğrencisi orada katılıp o platformda boy gösterir, ilişkiler kurar vesaire, hani ileriye yönelik kendini gösterme şeysidir de o işlevi de görüyor. Dolayısıyla destekliyorum ben de. Evet. Bir de şey var, destek bu sponsor konusunda TÜBİTAK projesi yapılabilir diye bir öneri var. Boğaziçi Üniversitesi Bizans Araştırma Merkezi'ne eskisi gibi rahatça girilebiliyor mu? Dışarıdan biri olarak tabii Frans Kumon'un 1910 baskılı bir kitabı Özel bir var bu istekte arada. bulunmuş zamanında. Ben Koray cevap ona bir cevap verdim ona. yazdı. Bu tip şeyleri e-maillerle cevaplarlarsa kişisel istekleri Evet. yönlendirelim öyle. O bu grupta sorulacak soru değil. Buyurun. Türkçe kaynak soruyor bir diğer dinleyici. Sanat tarihi, Bizans tarihiyle ilgili Türkçe kaynaklar. Türkiye'de Türkçe kaynak maalesef biliyorsunuz hem birincil kaynak olsun hem ikinci kaynak olsun az, eskiye göre çok daha iyi. Sema Hanım benimle paylaşmıştı eskiden ne kadar az olduğunu 80'lerde. Şimdi Değil mi? tabii ki özel yayın evleri sağ olsun çok daha fazla. Öğrencilerimiz daha şanslı. Ama bunu Tolga Bey de söyledi. Yabancı olmadan Bizans filolog olunmaz. Yani o yüzden az ve öz isteğim o, önerim oydu. İngilizce ve hatta yanında Fransızca veya Almanca Ve hatta olmadan Almanca. Almanca bir de Evet. yani Bizantolog bizim olmayı alanda düşünmüyorum. Almanca da önemli. Evet, aynen. Dolayısıyla lütfen yabancı dilleriniz olmadan ne Bizantinolog olabilirsiniz ne tarihle ilgili yeni teorileri ve yaklaşımları bulabilirsiniz. Zaman içinde Türkçenin gelişeceğine, bilim dili olacağına inanıyorum. Buna da katkı yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama Evet. oraya varana kadar iki dilli, üç dilli olmak ve yayınlarımızı hem Türkçe hem İngilizce yapmak elzem diye düşünüyorum. Kesinlikle Türkçe yayınlamak da çok önemli. Yani yabancı dilde yayınlamak kadar Türkçe yayınlamak da önemli. Türkçe yayınlamak kadar yabancı dilde yayınlamak da önemli. Yani ikisi de önemli. Ve bu Koray'ın da dediği gibi zaman içinde zaten üniformizasyon sorununu da ortadan kaldıracak bir ortak dil oluşacak. Yani bu yazmadan olabilecek bir şey değil. Yani yazılması gerekiyor. Ama konuşmanın başında Koray değinmişti sanırım. Yani bunun hızlandırmak için veya buna yani suyun önünü açmak için set çekmek değil de önünü açmak için belki işte bazı şeyler yapılabilir. Yani etkinlikler yapılabilir. Sevgili Sacit Pekak böyle bir girişimde bulunmuştu yıllar önce. Sema'nın biliyor. Yani tabii o sadece spesifik sanat tarihi terminolojisi üzerine yapılmış bir şeydi. Ama yani daha Evet, biz de kapsamlı. o zaman birincisi demiştik, arkası gelmedi. Ama şimdi Koray'ın öyle bir projesi var Nevra'yla. İnşallah gelecek yıl, değil mi? Gerçekleştirir. 2024 sonbaharına doğru düşündüğümüz. Ayrıca iki Organizasyon tane daha var komitemizde Nevra. iki kişi daha var. Evet. Organizasyon komitemizde iki kişi daha var. Kutlu Akalın ve Şahin. Kılıç. Hı? Şahin Kılıç. Şahin Kılıç, teşekkürler. Bir de hazır duyurular yaparken Nevra, tam bu soruyla çok ilintili bu proje dışında, yani bu 4 kişilik organizasyon komitesi ve bilim kurulu dışında oluşturmaya çalıştığımız, bir de çevirilerle kaynak var mı Türkçe'de ile ilgili, yine örnek olmaya çalıştığımız ve onu da 2024 Büyük Ölçek 2025'e sarkacak çünkü daha uzun erimli bir kaynak kitabı çabamız var. Onda da Kutlu Akalın, Buket Kitapçıbayır ve Siren Çelik ve yine Paris ikili Koray Bırakmalı Erhan Ecik oldu.
Ravi olarak Koray bizim. bir volümlük şimdilik ve belki yine devamı gelebilir. Bizans kaynaklarının Türkçe'ye çevrilmesi yönünde bir kitap çalışmamız olacak. Biraz daha zamana yayılmış. Belki birkaç yıla öyle bir kitapla karşılaşılabilir. Ama tabii ki bu koca okyanusta bir damla olacak. Yine yabancı dilleri ve araştırma dillerini öğrenmeden ve profesyonel değil. Zaten bu daha çok entelektüel kitleye yönelik ama Bizantinolog olmayan kitleye yönelik bir çaba olacak. Çok güzel. İki soru daha var. Onları da zamanımız 10 dakika. Onları da cevaplayalım istiyorum. Biri Doğu Roma İmparatorluğu'na Bizans denmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Deyin, istediğinizi deyin. Yani çok da Doğu Roma fazla. diye bir şey yok. Doğu Roma İmparatorluğu diye bir şey yok. Roma İmparatorluğu var. Doğu Roma İmparatorluğu, Doğu Roma, Batı Roma tamamen administratif bir ayrımdır ve Bizanslı dediğimiz Romalıların gözünde sadece ve sadece tek ve bütüncül bir Roma İmparatorluğu vardır. Batı topraklarını kaybetmiş olduktan sonra da kaybetmiş olduğu halde de o toprakların her an geri alınabileceğini düşünmektedirler. Dolayısıyla Doğu Roma, yani eğer hani bu imparatorluğa Bizanslılar ne isim veriyorlarsa o ismi verelim deniliyorsa, kimse Doğu Roma İmparatorluğu demiyordu Bizans döneminde. Bizans da denilmiyordu ama o kullanılan bir terim haline ve kabul edilir bir terim haline gelmiş. Dolayısıyla bunun Bizans döneminde ve Bizanslılar tarafından hiç kimsenin kendisine Bizanslı veya devletine Bizans İmparatorluğu demediği açıkça öğretildiği ve söylendiği sürece ben Bizans kelimesinin sözcüğünün kullanılmasına karşı değilim. Aksine Doğu Roma İmparatorluğu'na daha karşıyım. Bunu da net olarak söyleyeyim. Evet, nedense Bizans sözcüğü çok kullanılmak istenmiyor. O bir Özellikle bu Bizans 90'lardan kelimesini. sonra çıktı. Pardon. Evet, niye çıktı bilmiyorum. Çünkü erken dönem Türkiye Bizantinologlarına baktığımızda Akdeniz Mehmet Murat'tan Semavi Eyce'ye ve Yıldız Hanım'a kadar kimsenin böyle bir problemi yok. Olmaması gerektiğini düşünmüyorum. Tabii ki kelimeleri sorgulamamız, Batı merkezli ya da başka bir merkezli ideolojik indoktrinasyona karşı durmamız gerekir. Ama tabii ki birini başka biriyle değiştirmeye çalışmak ve belli bir siyasi veya ideolojik sahiple yola çıkmaksa bu. Evet, Ve o evet. zaman tabii üzerine dikkatle düşünmek lazım. Ama ben de bir şimdi o zaman sohbet açılmışken alternatif üreteyim. Nevra'ya çok hak veriyorum. Doğu Roma diye hani Bizans demiyorlardı kendilerine. Doğu Roma deyin diyorlar. Doğu Roma da demiyorlardı. Ne diyorlardı? Roma diyorlardı. O yüzden bence Rum İmparatorluğu diyelim Rum çıksın. İmparatorluğu, Veya Rum. Hristiyan diyorlardı. Yani kişisel olarak, devlet olarak değil ama Hristiyan olarak kendilerini adlandırıyordular yani. Bir de yani geçmişteki uygarlıklara ille de kendi ismiyle seslenmek gibi bir takıntımız olması gerektiğini düşünmüyorum. Bazı uygarlıkların isimlerini de bilmiyoruz. Mesela Bronz Çağ uygarlıklarının veya yani Minosluların kendilerine Minos demediğini bilmiyoruz. Minos uygarlığı biz diyoruz Minos. Dolayısıyla sahipleri merak ediyorum. Niye bu Bizans kelimesine alerjiyi? Anlıyorum çünkü birazcık galiba Bizans kelimesi kirli bir kelime. O yüzden de hani 200 yıldır hem Türkiye'de hem Batı'da onu mu temizlemek istiyorlar? Ya da bizim atalarımız Bizans'ı değil de Roma'yı yendi 1453'te diye böbürlenmek mi istiyorlar? Hangi sahipler olduğunu açık açık söylerlerse belki insanlar o zaman sohbeti daha sağlıklı bir şekilde ilerletebilirler. İdeolojik nedenleri de var. Yani Bizans isminin Batılılar tarafından icat Evet. edilip kullanılmasının ideolojik çerçevesine karşı bir görüş olarak Bizans'ta kullanılmasın diyenler var. Aslında en baskın bu. En Evet, tabii. baskın neden bu. Ve son bir soru da Bizans sanatı özelinde güncel bir konferans düzenlenebilir mi? Yani tabii ki düzenlenebilir ama yani bu işin sonu yok. Daha kapsayıcı bir Evet. şey olmasında fayda var. Yani o bir Bizans sanat tarihçilerine de daha çok faydalı olacak. Diğer alandakilere de faydalı olacak. Yani öyle tek alanla sınırlandırmak yerine artık kapsayıcı olmak gerekiyor. Çok fazla kullandım galiba bu kelimeyi. Ben katıldığım çok disiplinli konferanslarda, kongrelerde en çok sanat tarihçilerinin veya arkeologların konuşmalarını dinlediğimde
öğreniyorum, ufkum açılıyor. Yani tabii ki çünkü daha cahil olduğum konular. Ama hani az önce daha kapsayıcı olmak açısından da son derece faydalı buluyorum. Onun için yani evet. Evet. Yani her şey yapılmalı bence de. Hepsi olmalı. Konferans, toplantı, her şey. O zaman ikincisini dileyerek kapatalım mı? Nevra, sen bir şey Evet, son diyeceksin. bir şey belki atlandı ama yine soru değildi ama yani ümit var mı bir İstanbul'da Bizans Müzesi kurulması gibi bir soru, bir comment Evet, vardı. onu gördüm ama o konuda bir cevabımız var mı bizim? Cevabımız yok ama ben yani o konuyu da çok önemli bulduğumu ve yine hani İstanbul gibi bir kentte bir Bizans Müzesi olması çok çok iyi ve doğru olur. İnşallah olur diyeyim ama şimdilik öyle bir eğilim veya öyle bir gelişme olduğunu düşünmüyorum. Galiba yeni bir müze açıldı, Ayasofya Müzesi diye İshakpaşa Sarayı'nın orada. Ama ben Evet. gitmedim. Yine de bazı eleştirilerin olduğunu duydum. Ama zaten o da dediğiniz gibi Bizans temalı bir müze değil. Ama ondan öte Ayasofya veya Müzesi evet olarak Ayasofya açıklanıyor. üzerine o. Ondan öte veya yanında aslında kentimizin bir şehir müzesi yok İstanbul. Yani şehir müzesi kapsamında Bizans gayet oturur onun içine. Eğer alerji doğuracak bir konuysa ve bir mekan olacaksa onun yerine bir şehir müzesi. Hem devamlılığı gösterir, hem devamlılıkları ve kırılmaları gösterir, hem de Bizans'a gayet yer açabilir. O yüzden aslında Dublin'den pek çok kentte şehir müzesi varken İstanbul gibi bir kozmopolit bir kentin şehir müzesi olmaması büyük bir eksiklik. Evet. Ha tabii Bizans'la ilişkili bir müzemiz var. 1453 Fethiye Müzesi. Bence Sarayı artık olabilirdi. Pardon. Tekfur Sarayı olabilirdi ama oraya da işte Çinli Müzesi yapıldı. Çin Tabii müzesi o oldu. kendi eski yani Osmanlı döneminde o şekilde kullanılmış olduğu için Osmanlı dönemindeki işlevine uygun bir şey ama bence Bizans Müzesi olarak da kullanılması belki işte İleride. İleride bilmiyorum değişiklik yaparlar mı ama olabilirdi yani o da bir kaçmış bir fırsat belki. Evet, o zaman iyi dileklerle kapatalım. İkinci Ulusal Bizans çalışmalarının devamını dileyerek ben öncelikle tüm hocalarımıza diyeceğim artık. Teşekkür ediyorum. İrem Ünal'a ayrıca teşekkür ediyorum bizleri bir araya getirdiği için ve dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum zaman ayırıp bizlere katıldıkları için. Biz de size teşekkür ederiz Sema Hanım. Hepimiz evet. Evet, çok Bizim teşekkürler. adımıza Sema dile getirdi teşekkürlerimizi. Teşekkür de benden gelsin o zaman. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum bizi kırmadığınız için ve bu konuşmayı kabul ettiğiniz için. Ağzınıza sağlık. Çok güzel ve çok verimli bir konuşma oldu. Değerli dinleyicilerimiz, Bir Anamet Kütüphane konuşmalarında sonuna geldik. Katkılarınız için sizlere de çok teşekkür ederiz. Konuşmalarımız Kasım ayında da devam edecek. Kasım ayının bilgilerini web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.